Selim anne. Ha? Nerede ki acaba? Aa, çok açım ve bir şeyler yemek istiyorum. Pekala, görünen o ki işi başa düştü. Buzdolabını talan etme zamanı. Bakalım nelerimiz varmış. Aa, pek bir şey yok. Of, hayallerim yıkıldı. Ha? Yemek yarışması mı? Aa, bir deneyelim bakalım. Ortalığı birbirine katacağım. Sen daha bezle gezerken ben yemek yapıyordum. Hadi bakalım. Vay! Çok eğlenceliydi. Yarışmaya hazır mısın? Öncelikle leziz bir tatlıyla başlıyoruz. Başlayın. Aman çok basit. Turtayı genelde marketten alırdım. Çantamda bunun için bir şey olacaktı. Huu, reçel iyi gider. Mis gibi tatlı olacak. Bir de tart kalıbı lazım olacak ve de hamurum. Acil durumlar için hep durur. Ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Hamurla başlayalım. Önce kalıbı yayalım. Bunun için bir taktiğim var. Oldukça etkileyici değil mi? Şimdi reçeli ekleyelim. Hmm, ağzım sulandı. Eşit bir şekilde yaymak istiyorum. Of, güzel durdu. Şimdi üstüne hamur şeritleri koyalım. Yatay şekilde başlayalım. Şimdi de dikey şeritleri yerleştirebiliriz. Bu bir kafes görünümü yaratacak. Fırına girmeye hazır. Hemen geliyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Gözüm üstünde olacak. Çok kolaymış gibi yapıverdi. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bekle, biliyorum. Ah, burada bir sandviç ekmeği var. Ve bir kutu krem şanti. Her pastanın süper olması gerekmiyor. Tadı güzel olduğu sürece, değil mi? Üstüne biraz krem şantiye sıkalım. Ekmeği kaplamak istiyorum. Biraz da şekerleme ekleyelim. Tatlıya biraz renk katacak. Ah, şimdiden gayet güzel görünüyor. Ah, kimi kandırıyorum ki? Çok sıradan oldu bu. Durumu hemen düzeltelim. Yardıma ihtiyacım var. Yahu! Bu kulübü seviyorum. Kim arıyor ki? Ah, beni duyabiliyor musun? Alo! Of, duyamıyorum bile. Ay, neler oluyor? Bam 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 bam! Yuhu! Umarım boşuna çağırmamışsındır. Ay, üzgünüm, yardımı lazım. Bunun biraz tarza ihtiyacı var. Bu ne böyle? Aa, ama şanslısın. Aklını başından almak üzereyim. Şuna bak. Ah. Neler oluyor? Ay, inanılmaz. Ah, mükemmel oldu. Aa, çok teşekkür ederim. Tortam hazır. Çok da güzel kokuyor. Anne, bu tek boynuzlu at mı? Ah, ilaçlarımı almayı mı unuttum acaba yine? Hey hanımefendi, diklik bakmak kabalıktır. Bu gerçek. Hayır. Ay, yaptığına bak. Tortam tam bir felaket. Vakti geldi, gitmeliyim. Ah, tamam, mahvoldu. Hepsi tek boynuzlu attın suçu. Peki, hala kurtarabilirim. Ah, bunun için çok uğraşmıştım. Ah, bunu Lizzie'ye veremem ki. Ah, çok yazık oldu. Ah, kendimi çok kötü hissettim. Dur. İşte. Ha? Ne yapıyorsun? Ah, çok naziksin. Teşekkür ederim tatlım. Etkileyici bir pasta. Ay ya, mutlu sonlara bayılırım. İkiniz de gözümde birincisiniz. Ha, cidden mi? Vay! Başardık tatlım. Evet, hazırım. Pizza yapmanızı istiyorum. Hmm, pek emin değilim ama biraz zor olabilir. Birkaç malzeme ihtiyacım olacak. Burada ihtiyacım olan her şey var. Bakalım. Aa, hamura kesin ihtiyacım olacak. Hatta açmamız da gerekecek. Neyse ki bir merdanem var. Boyutu böyle iyi oldu. Ah, zor işmiş. Gözlerimi zar zor açık tutuyorum. Tamam, sırada ne var? Hah, sos. Her pizzanın bir domates tabanına ihtiyacı vardır. Benimkinde ketçap kullanacağım. İşleri hızlandıracak. Hamurun üstüne öyle sıkıyorum. Ha, dün gece partiye gitmemeliydim. Ah, çok uykum var. Hadi ama, bunu bitirmem gerek. Güzellik uykumu daha sonra alabilirim. Şimdi malzemeleri ekleyelim. Peynir nerede ki? Hah, üstüne serpiştirelim. Belki daha sonra biraz kestirebilirim. Hmm, ilginç malzemeler tercih etmişsin. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Şşş, canım, konsantre olmalıyım. Bir süreliğine gözlerimi dinlendireceğim. Hey, uyan! Uhu! Hey, uyan! Gözlerini aç! Her şartta koşulda uyuyabiliyor.
Peki, uyuyan güzel kafasına göre takasın. Yapmam gereken bir pizza var. Bu biraz zor olacak. Ay, ya da bunu kullanabilirim. Kimse hazır pizza kullanamayacağımı söylemedi. Biraz malzeme ekleyelim ve fırına atmaya hazır. Bu çok iyi fikirdi. Uyuyakalmış olmalıyım. Yarışma. Neden her şey bulanık? Gözlüklerim nerede? Yoksa yine mi kaybettim? Buralarda bir yerlerde olması gerek. Pizzam hazır ve epey lezzetli görünüyor. Lizzie buna bayılacak. Sen iyi misin? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim. Sensiz ne yapardım ya? Çok daha iyi oldu. Pizzam. Seni uyarmaya çalışmıştım. Benim pizzam hazır Lizzie. Benimki daha pişmedi bile. Bıcık bıcık ne? Karar zamanı. Ne diyebilirim ki dinleyeceğim? Sen diğerini ye. Üzgünüm tatlım, uyuyakalmışım. Senden ne haber anne? Pizza diye buna derim. Kazandın. Evet, biliyordum. Çizimim bitti. Kurabiye yapmanızı istiyorum. Ne? Nereden başlayacağım ki? Belki de ya da belki... dur, neredeyse çözdüm. Evet, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bir sipariş vereceğim. Vay canına, epey hızlıymış. Teşekkürler. Başlayalım. Her şey sunumda bitiyor. Tada! Ne düşünüyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun anne? Ne? Ne oldu? Tabii ki daha bitmemişti. Kendimizi biraz şımartalım. Çok lezzetliler. Gerçekten güzeller. Aklıma bir fikir geldi. Kurabiyesini ve içini ayıralım. Aynısını başka bir kurabiyeye de yapalım. Sonra bunları dizelim. Kurabiyeyi de lezzeti de ikiye katladık. Dur, yok artık. Daha neler? Dev bir kurabiye yapacağız. Dolguları dizmeye devam edelim. Acaba ne kadar yükselebiliriz ki? Yavaş yavaş çökmesini istemiyorum. Üstüne de bir kurabiye koyalım. Vay, kuleye benzedi. Fena değilmiş. Elinden geleni yaptın. Ama henüz hiçbir şey görmedin. İnan bana. Çantamı tekrar kurcalamam gerekecek. Bu da nereden geldi? Biraz kas çalışalım. Selam küçük adam. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Ne? Bu ses de ne? Bir şeyin üstüne mi oturdum? Oralarda ne işin var senin? Ama şikayet etmiyorum. Ezilmiş kurabiyeleri bir kaseye boşaltalım. Sonra da bir kaşık fıstık ezmesi ekleyelim. Biraz da krema koyalım. Çok gerekmiyor. Bu kadar yeter. Bunu bir macun haline getireceğiz. Sonra da yuvarlayacağız. Bunları tel bir rafa koyuyoruz. Ve üstlerine erimiş çikolata gezdiriyoruz. Çok güzel olacaklar. Çikolata kurumadan önce granül dökelim. Hem tatlı hem de lezzetli olacak. Bitti. Tamamdır, iyi görünüyorlar. Ama benimki bir mimari zafer sayılır. Karar sende Lizzie. Harika. İlginç. Güzel duruyorlar anneciğim. Teşekkürler tatlım. Ya anne. Sorun değil, kazanan benim, biliyorum. Canına, kazanan kesin sensin. Ciddi misin? Neden? İlk ben açabilir miyim? Ne? Bu hiç adil değil. Amanım. Sanırım çok erken konuşmuşum. Bu şey resmen benden uzun. Üstünü zar zor görebiliyorum. Bir dakika. Ne oldu? Bu merdivenin işime yarayacağını biliyordum. Buna inanamıyorum. Neredeyse vardım. Vay, şu mutlu çifte bir bak. Bana çiçek mi aldın? Wendy, biraz yardım edebilir misin? İnanamıyorum. İn aşağıya. Teşekkürler, çok naziksin. Şimdi sıra bende. Ya, bu minicik ufacık bir kek. Üstelik en sevdiğim renkte. Ne? Ne oluyor orada ya? Amanın, iyi misin?
Of, aşkın gözü kör olsun. Hey, şu şirin kekine bir bak. Hadi yiyelim. Çok leziz. Dur, bu sefer ilk ben açayım mı? Of, bunu hak edecek ne yaptım ki? Vay canına. Bu güzelliklerle başlayacağım. Tıpkı bir çikolata sandviçi oluyor. Acaba benim için ne var burada? İşte karşımıza. Yok artık, bir çikolata burger mi? Wendy bak. Seninki de harika görünüyor. Hatta benimkini biraz saçma gösteriyor. Keşke benimki de seninki kadar büyük olsaydı. Buldum. Önce şunu ütüyle eriteyim. Sırada ne olduğunu merak ettin mi? Küçük bir kesik atmam yeterli. Artık kendi erimiş çikolatam var. Dökelim bakalım. Şimdi çok daha güzel oldu. Yemeğe girişiyorum. Çok güzel. Vay! Neredeyse benimki kadar güzel görünüyor. Birazcık küçültsem yeter. Dursana! Çok hızlı eriyor. Ah, hayır! Güzel çikolata sandviçim. Şimdi sadece bir yığın çamur oldu. Çok da iştah kaçırıcı bir çamur. Hayır! Sıra bende. Peki. Bundan biraz daha fazlasını bekliyordum. Ne yapacağımı biliyorum. Bluzumu koruyayım. Hadi bakalım. En iyi şekilde değerlendirmek lazım. Sütlü çikolata. Heyecanlandım. Her neyse. Evet. Vay canına, buna inanabiliyor musun? Ne? Hepsini yemen imkansız zaten. Ne yapsam ki? Hey, aç bakalım kocaman bendi. Aynen öyle. Evet, tam buraya. Sayı. Senin sıran. Bu mu? Atıyorum. Pembe geliyor. Beni bekletme böyle, hadi. Ne? Hepsi bitmiş mi? Uf. Aman neyse. Sorun yok Wendy. İlk sen açsana. Peki. İşte buna dev yumurta derim. Aynen. O da ne? İçinde bir şey mi var? Her şey hazırlıklı olmalıyım. Çünkü etraf birazdan batacak. Hah. Vay! Bunu hiç beklemiyordum. Küçük çikolata topları. Bu şeyler tek kelimeyle leziz. Daha fazla dayanamayacağım. Vay! 3 küçük yumurta mı? Acaba içlerinde ne var? Ne? Cidden mi? İçinde hiçbir şey yok. Çok güzel. Buldum. Kasları konuşturmanın zamanı geldi. Hey Stacy. Delirdin mi? Aynen öyle. Paramparça ettim. Antrenmanları bir şey yaramış. Sanırım. Ama benim çok daha iyi bir fikrim var. Pop It. Sen onunla uğraşırken benim başka planlarım var. Şurada biraz dur bakalım. İyice çikolatayla kaplan. Şunları da değiştirelim. Belli etme. Mükemmel. Hey, iddiaya girelim. Şunu ısıramazsın. Görürsün. Bir ağız dolusu çikolata yolda. Bu ne tür bir çikolata böyle? Bana gülmeyi kes Stacy. Dur bir saniye. Pardon.
Selam. Ne? Dur bakalım. Hayır. Vay, kesinlikle bunu istiyorum. Çok daha iyi oldu. Bak, kim bunların hepsini istemez ki? Hemen yumulalım. Yer fıstığımı. Bunların hepsini yiyebilirim. Aa, çok güzel görünüyorlar. Bana ne çıkmış? Sadece bir tane mi? Daha adaletsiz olabilir mi? Öf. Ne yapacağımı buldum. Neden içmeyeyim ki? Eritilmeye hazır ol bebeğim. Şimdi de ıslatalım. Bu cidden uzun sürüyormuş. İşte oldu. Çok lezzetli görünüyor. Üstüne biraz da krem şanti iyi gider. Peki, biraz değil bayağı fazla olsun. Hadi gömülelim şuna. Yani daha ne kadar güzel olabilir ki? Krema gibi. Amanın, ağzın mı yapıştı? Dayan biraz. Bu işe yarıyor mu? Bu sonra çözecektir. Buldum. Alo? Tamam. Bu mesaj işe yarayacaktır. Ha? Kim yazdı? Ah, beni sevdiğini söylüyor. Artık bir erkek arkadaşım mı var? Evet, acayip komikti. Aa, bak başlıyor. Herkese merhaba. Bugünkü mutfak yarışmamıza hoş geldiniz. Vay canına, ne kadar harika bir seyirci. Umarım herkes eğlenmeye hazırdır. Beni seç. O para bana lazım. Kimi seçsem acaba? Zor bir karar. Pekala. Mesela sen. Ha? Ben mi? Ve diğer yarışmacı olarak bu güzel hanımefendiyi seçiyorum. Ne? Bilin bakalım neyin zamanı geldi. Hadi yarışmamız başlasın. Nereye gittiler? Ha? Ne oldu öyle? Benimle alakası yok. Bu iş ne kadar sürecek? Neredeyse kestirme zamanı geldi. Vay canına, nasıl böyle uyuyakaldı hemen? Aa, oyunumuz başlamak üzere ama... Her neyse, birinci turumuz başlıyor. Ah, neredeyim ben? Ah, ne güzel bir rüya gördüm. El örgüsü yapıyordum. Ne var? Bu kadar komik olan ne? Öyle demek, sana gününü göstereceğim. Önce çantamdan birkaç şey çıkarmam lazım. Ne yapıyorsun büyük anne? Birazdan anlarsın. Bekle ve gör. Nerede bu? İşte unum. Buna ihtiyacım olacak. Bunu yanında mı taşıyordun? Ne zaman pasta yapacağını asla bilemezsin. Bir şey daha lazım bana. Hadi ama. Çıktı. Büyük anne, kafam acıttın. Üzgünüm, kazara oldu. Artık ateşi yakmanın zamanı geldi. Güzel görünüyor. Neredeyse unutuyordum. Kızı da tam buraya koyalım. Ne? Neydi öyle? Vay canına. Daha işim bitmedi. Bu metal çemberi pastanın üstüne bastırıyoruz. Sonra pastamızın üstüne bu çikolata sosunu döküyoruz. Hepsini mideye indirebilirim. Çikolataya bayılırım. Bu kadarı yeterli. Sonra üstüne süs şekerleri serpiştiriyoruz. Çünkü bunlar olmadan pasta olmaz. Çikolatanın üstünü kaplasınlar. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Çemberi kaldırıyoruz. Ve her şey tatlı bir çığa dönüşüyor. İşte kızın elbisesi artık hazır. Aklım uçtu resmen. Neler oluyor? Yaşlı bir hanım için hiç fena değil, değil mi? Ben buna nasıl rekabet edeceğim ya? Bir şeyler yapsam iyi olacak. İyi ki annem yanıma öğle yemeğimi vermiş. Bu domatesi kullanabilirim. Yalnız dikkat, bu eller çok tehlikelidir. Şimdi sıra şırıngamda. Onda ne? Uzak dur benden. Sakin ol büyük anne, bunu izle. Üstünü böyle çıkarıyoruz. Çok aklım karıştı ama gözüm sende. Sorun yok, inan bana. Şırıngayı önce ekmeğin içine, sonra da diğer malzemelerin üstüne bastırıyoruz. Hepsini kusursuzca kesiyoruz. Malzemelere bir kürdan batırıyoruz. Kürdanın hepsinin içinden geçmesi lazım. Sonra bunu dışarı itmek için pistonu kullanıyoruz. Lezzetli görünüyorlar. Gerçekten de öyle. Eğer minik sandviçleri seviyorsan fena değil. Ne düşünüyorsunuz?
Bu gösterinin en sevdiğim kısmı. Pasta ile başlayayım. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok hafif ve pofuduk. Bu muhteşem. Teşekkürler canım. Ya benimki? İlginç. Ağzımda bir tat cümbüşü var. Sen kazandın. Bunu duydun mu? Yaşasın. Bravo sana Liam. Ah, pardon. Evet, ikinci tur için hazırız. O kadarını anladık. Bu sefer ne yapsam acaba? Aa, ben buldum. Hızlıca bir arama yapmam lazım. Alo, yardımın lazım. Ha, demek öyle, bir dakika. Ben sadece Liam'ı ararım. Harika, çok teşekkürler. Görüşürüz. Bacanına ne çabuk. Bakalım ne gelmiş. Yumurta mı? Peki, şimdi bu yaramazları bir kızartalım. Biraz kıtır kıtır olacaklar. Sırada ne var? Tavaya biraz yağ döküyoruz. Şimdi cızırdayacaklar. Ocağı açsam iyi olacak. Hmm, güzel kokuyor. Resmen bu işin ustasıyım. Hey, dikkat et, kes şunu. Oh. Sen iyi misin? Her şey kontrol altında. Ne yaptığımı biliyorum. Ha, evet, ne demezsin. Sanırım ben de başlasam iyi olacak. Belki bir şeyler öğrenirsin. Bu kadar yeter. Ma buldum. Bunu nemlendirici olarak kullanabilirim. Yalnız ısınmadan evvel acele etsem iyi olacak. Sen ne yapıyorsun büyük anne? Her günkü güzellik bakımımı yapıyorum. Patates kızartması gibi kokuyorum ama olsun. Pişirme zamanı. Yumurtayı tavaya kırıyoruz. Şimdi bize bir bardak lazım. Bardağı yumurta sarısının üstüne koyuyoruz. Ve beyazını çırpıyoruz. Beyazın güzelce kabarması lazım. Aynen böyle. İşte bu hale gelmeli. Bu kadar yeterli. Şimdi sarısının pişmesini bekliyoruz. Tavanın üstüne kapağı koyunca içinde buhar oluşuyor. Bu ise beyazın iyice kabarmasını sağlıyor. Güzel görünüyor. Hmm, leziz. Artık tabağa alabiliriz. Vay canına, başarılıydı. Ha, benimki de aslında göründüğünden lezzetli olabilir. Kimi kandırıyorum ki? İyi ki o şeyi ben yemiyorum. Verin bakalım. İki farklı şekilde pişmiş yumurta. Bunu yemek zorunda mıyım? Yani şuna bir baksana. Elimden gelenin en iyisi buydu. Buna gelince olay budur. Müthiş, sen kazandın. Bir an bile şüphe duymamıştım zaten. Ya, adil bir sonuç. Hmm, sırada ne varmış? İşte burada. Tabii ki üçüncü turumuz. Tam bir şovmen. Of, bu ışık ne parlak. Gerçekten, aa, bu nedir böyle? Şuna bak, ne güzel bir gökkuşağı. Vay canına, çok büyüleyici. Gökkuşaklarına bayılırım. Hey, sen neye bakıyorsun öyle? Aa, gökkuşağı. Vay canına, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana şimdi bir kap dolusu krep hamuru karışımı ve birkaç şey daha lazım. İşte bu gıda boyası şişelerinden bahsediyorum. Bu harika olacak. Krep hamuru karışımına boya katıyoruz. Fazlasına gerek yok, bu kadar yeterli. Boyayı karıştırıyoruz. Güzel canlı bir yeşil olması gerekiyor. Aynen böyle. Şimdi bunu kaşıkla sıcak tavaya alabiliriz. Bu tam olması gereken miktar. Aynı şeyi daha önce diğer renklerle de yapmıştım. Yalnız renkleri birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi baloncukların oluşmasını bekliyoruz. Bu kreplerin piştiği anlamına geliyor. Oldu gibi gözüküyor. Şimdi bunları çeviriyoruz. Harika kokuyor. İşte üst üste dizilmiş lezzetli gökkuşağı krepleri. Hmm, ne güzel kokuyor. Bravo, müthiş görünüyorlar. Ha? Bu da nedir? Ah, dalmış gitmişim. Siz bir de iyice görün. Bu da ne ki? Asıl benimkini görene kadar bekleyin. Bir kap un ve bir sürü yumurta alıyoruz. Ah, umarım bu işe yarar. Yumurta konusunda hala endişelerim var ama geriye dönüşü yok. Yumurtaları un içine kırıyoruz. En azından bu sefer kabukları düşmedi. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Bunun çok kolay olacağını düşünmüştüm. Ama diğer yandan insanı rahatlatıyor. Ha? Planladığım bu değildi. Şunu avucumdan alayım. Ay canına, ne harika. Sonra bunu tavaya koyuyoruz. Kahverengi olması gerekiyor. Hadi şunu çıkaralım. Aksi halde yanabilir. Bayağı iyi oldu. Bu çocuk yemek konusunda tam bir dahi. Yapamayacağı bir şey var mı? Bana bayılıyorlar, yaşasın. Hey, şey, teşekkürler. Aferin ama kazananın kim olduğuna sen karar vermiyorsun. Vay canına, sonunda iki tane yenilebilir şey geldi. Önce krepleri deneyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Teşekkürler canım.
Hele güzel geliyor. Anladınız mı? Ha canına, daha çok istiyorum. O çok lezzetli. Sen kazandın. Yaşasın. Biliyordum. E şaka mı bu? Bravo diyem. Pekala, bir tur daha yapıyoruz. Bu 4. tur oluyor. Evet, artık baskı artıyor. Biraz zorlaştı ama sorun yok. Neye koymuştum şunu? Ha, buradaymış. Bir sepet taze meyve. Hangisini kullansam? Kivi ile ne yapsam güzel olur? Şunu biraz parlatayım. Nefesim. Sabah dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. Hadi o zaman yapalım şunu. İşe kiviyi soymakla başlıyoruz. Sonra dilimleri ayırıyoruz ve dilimleri ahşap şişe takıyoruz. Şişi ortasına kadar itiyoruz. Şimdi sıra işin diğer kısmında. Tavaya şeker küpleri koymuştum. Şekerin erimesini bekliyoruz. Sonra kivileri erimiş şekere bandırıyoruz. Daha sonra çevirip diğer tarafını bandırıyoruz. Ve kivinin şekerleri emmesini bekliyoruz. İşte leziz şekerli bir meyve. İyi ki tatlılara düşkünüm. Bizim sana aldığımız kadar değil ama. Güzel dedin. Aa, teşekkürler çocuklar. Bu çok akıllıcaymış. Bir dakika, bir fikrim var. Sadece bir şey lazım bana. Hah, buldum. İyi ki bu şekerleri atmamışım. Ha, bir dakika. Ne? Bu yararlı olabilir. Sonraya saklayayım. Ama bu şekerlere hemen ihtiyacım var. Hayrete düşmeye hazır olun. Hey, ne yaptığına dikkat et. Merdanenin öcünü aldım. Şimdi şekerleri eritmemiz lazım. Yanımda hep bir saç kurutucusu taşırım. O yüzden saçlarım hep harikadır. İşe yarıyor. Karamel. Sıra işin diğer kısmında. Onun için bize bu pipet lazım. Pipeti karamele sürüp ucunu karamelle kaplıyoruz. İşte hazır. Şimdi pipetin diğer ucundan üflüyoruz. Bak, şekerden baloncuklar yaptım. Müthiş oldu. Doğru söylüyor. Öyle gerçekten. Bütün yapabileceğim bu mu yani? Ha, bu çok daha iyi. Of, düşündüğüm kadar etkileyici olmadı. Vay canına, bu lollipoplar harika. Şanslı günümde olmalıyım. Önce Liam'inkini deneyeceğim. Biraz yavan olmuş. Buna çok ümit bağlamıştım. Şimdi sıra büyük annenin meyvesinde. Vay canına, büyük anne kazanıyor. Yaşasın, biliyordum. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorduk. Ha, şimdi ne oluyor? Bak, para geldi. Ne çok. Kendime bir sürü harika şey alacağım. Ha, ben de kaykay alacağım. Ne harika bir gün. Bu da ne? Sürprizlere bayılırım. Çok heyecanlandım şimdi. Bugün şanslı günüm olmalı. Acaba içinde ne var bunun? Birazdan öğreneceğim. Bu da ne? Bir başka kutu daha çıktı. Nasıl gandı ama? Pekala, hadi açalım şunu. Ve yine bir kutu. Tabii ki bir tane daha. Nasıl gidiyor? Vay. Kıpırdama, ıskalamak istemiyorum. Neler oluyor? Ufalıyorum. İşe yaradı mı? Neler oluyor? Oy, minicik olmuşsun. Komik olan nedir? Eyvah, bu hiç iyi değil. Ay, dev oldu ama bundan hiç hoşlanmadım. Orada havalar nasıl? Şimdi ne olacak? Sizin için özel bir planım var. Yine mi? Yine normal boyuta döndüm. Yine mi sen? Pekala, hazır mısın? Hadi o zaman. Kahvaltılık evrek. Hem de çikolata aromalı, en sevdiğim. Bunu görmen lazım. Burada bir sürü var. Müthiş bir şey. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bir saniye. Bu adi mi şimdi? Neyse, benimkinden memnunum ben. Şimdi bir kaseye ihtiyacım var. Hadi gelin bakalım. Bir dakika. Hepsi bu mu? Hayır, bu doğru olamaz. Daha yakından bakmam lazım. Evet, sadece bir parçamızın gevreği var. Ne büyük hayal kırıklığı. Daha fazlasını umut ediyordum. Bir dakika. Hepsi bu mu yani? Sanırım bir fikrim var. Tek ihtiyacımız olan şey küçük bir kaşık, minik bir kase ve biraz da süt. Sanırım gereken her şey bu. Şimdi az bir şey süt döküyoruz. Gevreğimin çok yumuşamamasını istiyorum. Biraz fazla oldu. İşte hazır. Nefis görünüyor. Şimdi tadına bakabilirim. Eki karnım aç değil. Dikkatlice gevremizi alıyoruz. İşte geliyor. Çok lezzetli. Ve şimdi de sütü içelim.
Çok acınası bir durum. Umurumda değil, ben çok keyif aldım. Bunu görmen gerek. Ben bu balık fanusunu kullanıyorum. Ha, müthiş bir şey olacak. Fanusu böyle dolduruyoruz. Bu biraz zaman alabilir. Hiç bu kadar çok mısır gevreği görmüş müydün? Birden iştahım kabardı. Dağısı da var. Uf, süper. İşte olay bu. Buna ihtiyacım kalmadı. Şimdi sütümüzü alıp fanusa boşaltıyoruz. Ağzım sulandı resmen. Muhteşem bir şey olacak. Bence daha fazla süte ihtiyacın var. Evet, haklı olabilirsin. Neyse ki ben her zaman hazırlıklıyımdır. Şimdi de bu sürahideki sütü boşaltıyoruz. Hadi ama bu çok saçma oldu. Ben olsam yerdim artık. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Onun için koca bir iğne ihtiyacımız olacak. Olur mu acaba? Tabii ya, neden olmasın? Miles, hayır. Of, biraz uğraştırdı ama şuna bak. Bu iş çok susattı beni. Ama buna değerdi kesinlikle. Ne çok süt var orada öyle. Gördüklerime inanamıyorum. Böyle çok daha iyi oldu, şuna bak. Adeta bir sanat eseri ve hepsi benim. Neredeyse unutuyordum, şu kepçeyi alayım. Şimdi geri çekil, burası biraz dağılabilir. Gel bakalım. Ağzıma layık. Çok nefis. Vay canına. Hepsini yiyecek misin bunun? Hem de nasıl, şimdi bunu izle. Ay yok artık. Sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bu hiç olmamış gibi davranalım en iyisi. Bunu görüyor musun? Ne, yüzümde bir şey mi var? Bu bir şaka mı? Bir tane sos istemek. Saçmalık. Oliver, şuraya bak. Ne oldu ki? Beş dokuz zamanı. Hiçbir şey görmedim. Neyse, boş ver, hadi açalım. Bir sosis gelmiş. Güzel. Wow. İşte bu çok daha iyi. Bu ufacık bir şey. Yok artık. Sanırım bu sosislere aşık oldum. Bu bir sosis piramidi. Bir dahakine sana iyi şanslar. Şimdi bunun tadını çıkaracağım. Gösteri zamanı. Of, çok güzelmiş. Söylediğin iyi oldu. Çok kıskandım onu şimdi. Bunu yapmak çok zevkli. Daha çok ve daha çok istiyorum. Bak, sosisten parmaklarım bile var benim. Güzel atış. Şu an harika zaman geçiriyorum. Miles, sen ne yapıyorsun? O bir denemeydi. Ramak kalmıştı. Bir dahaki sefer artık. Sanki sen hep başarıyorsun da. Bir dakika, bir fikrim var. Hızlıca kostümümüzü değiştiriyoruz. Ne güzel bir ekmek dilimi. Şimdi bu dilimi alıp pişirmeye başlayabiliriz. Ekmeğin kenarlarını kesiyoruz. Sonra merdaneyi alıp dilimi inceltiyoruz. Ve üzerine bir dilim jambon ve bu sosisi koyuyoruz. Ve bunu dürüm haline getiriyoruz. İşte annem böyle. Süper oldu. Şimdi biraz çeşneye ihtiyacım var. Az bir şey tuz ve biraz biber serpsek yeter. Tuz, biber ve biraz da sütü kırdığımız yumurtaya ekliyoruz. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Bir sonraki işlem için bir pasta fırçasına ihtiyacımız olacak. Fırçayı önce yumurtaya batırıyoruz, sonra da dürümümüze sürüyoruz. Şimdi dürümümüz altın sarısına dönüşecek. Dürümü tavaya alıp bekliyoruz. Şuna bir bak, nefis kokuyor. Basbayağı bir başyapıt. Umarım tadı da göründüğü kadar güzeldir. Miles? Evet. Ne var? Yok, bir şey yok. Şundan bir ısırık alalım. Bunu dört gözle bekliyordum. Çıtır çıtır olmuş. Müthiş. Bazen kendimi bile şaşırtıyorum. Çok nefis. Keşke bir tane daha olsaydı. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Sosis. Neden öyle bakıyorsun bana? Hadi gir tavaya. Uzak dur benden. Bir tutam süsleme şekerlemesi de serpiştiriyoruz. İşte waffle'larım hazır. Nasıl buldun büyük baba? Büyük annenin yemeklerinden daha iyi. Buyur ye. Denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım beğenirsin. Eyvah, sonum böyle mi olacaktı? Burada neler oluyor? Hepsi senin suçun. Bu doğru mu oluyor? Şu dağınıklığa bak. Doğruyu söylemenizi istiyorum.
Büyük babam yaptı. Yemek meydan okuması yapmanızı istiyorum. Bir ne? Bana bir saniye ver. Bunu tersine çeviriyorum. Oo, vay canına. Bunu hiç beklemiyordu değil mi? Görüşürüz. Aa, artık waffle'larımı afiyetle yiyebilirim. Neredeyiz biz? Oo, Leo sen mahvoldun. Sen açabilirsin. Ah şuna bak. Kahvaltılık gevrek nefis, en sevdiğim şey. Ver şunu bana. Çok yavaşsın. Buna pişman olacaksın Leo. Senden korkmuyorum. Korkmalısın. Neyse burada bir kase kahvaltılık gevreğim var. Seninle değişebilirim. Vay canına, anlaştık. Şimdi gevreği bana uzat. Harika, şuna bak. O çok güzel. Bekle bir saniye. Aa, beni kandırdın büyük anne. O donmuş. Dikkat et. Ne? Sen az önce bana bir kase mi fırlattın? Gazale oldu ama. Aa, şuna baksana. Kahvaltılık gevrek dondurması gibi. Aa, bu gittikçe daha iyi oluyor. Aman çok da iyi değilmiş. Hadi işimize bakalım. Bir düşüneyim. Aa, aklıma bir fikir geldi. Mini bir karıştırıcıya ihtiyacım olacak. Kahvaltılık gevreği karıştırıcıya döküyorum. Bundan daha fazlasına ihtiyacım olacak. Bu kadar yeterli ama. Şimdi kapağını kapatıyorum. Sıkıca kapatmalıyım. Artık onu çalıştırabilirim. Gevreği toz haline getirmek için zor kısmını karıştırıcı yapıyor. Şunu nasıl döndüğüne bak. Bence gayet iyi oldu. Sonra bana daha büyük bir kase lazım. Kahvaltılık gevrek kırıntılarını içine döküyorum. Hepsini koyuyorum. Bir kaşık fıstık ezmesiyle karıştırıyorum. Ve akçay çürüğü ekliyorum. Çok az koysam da yeter. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Yapışkan bir karışım elde etmek istiyorum. Of, bayağı zor bir iş. Sanki antrenman yapıyorum ya. Ama şekillenmeye başlıyor. Bundan gayet memnunum. Şimdi onu kaşıkla fırın tepsisine koymam lazım. Fırın kağıdı da serdim. Karışım ortasına yerleştireceğim. Sonra başka bir fırın kağıdını alıp üstüne bastırıyorum. Eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Şimdi kağıdı kaldırabilirim. Vay canına, şuna bak. Fakat daha da güzel olacak. Onu çikolatayla kaplayacağım. Çikolatayı üstüne döküyorum ve boydan boya sürüyorum. İşte bu kadar. Şimdi tek yapmam gereken onu dondurucuya koymak. Çok lezzetli görünüyor. Kareler halinde de kesiyorum. Yemeğe hazır. Harika bir atıştırmalık oldu. Üstelik çok kolay oldu. Bekle bir saniye. Aa, tavuklara bak. Aa, ne kadar tatlılar. İşte amacıydı. Vay canına, tadı muhteşem. Beğendim. Bu bana bir fikir verdi. Ha? Ne yapıyorsun büyük anne? Ha, lezzetli. Bir dakika, bunu yapmış olamazsın. Sen bir canavarsın. Ona nasıl kıyabildin? O benim tüylü arkadaşımdı. Bunu asla unutmayacağım. Sen neden bahsediyorsun? Bu tavuk değil ki. Şunu izle. Poşeti mısır gevreğiyle dolduruyorum. Sıkıca kapatıyorum. Sonra bütün hıncımı almaya çalışır gibi eziyorum. Ha, bunu söylediğimi unut. Çok iyi geldi. Şimdi onu bir kaseye koyacağım. Stretch filmi seriyorum. Şimdi de dondurmaya ihtiyacım var. Dondurmayı stretch filmin üstüne koyuyorum. Şimdi de ortasına çikolata yerleştiriyorum. Etrafını stretch filmle kaplayıp paket yapıyorum. Sonra onu 45 dakika donduracağım. Dondurucudan çıkarıyorum. Kahvaltılık gevreğin içinde yuvarlıyorum. Gevrek her yanını kaplamalı. Bu onu biraz katır katır yapacak. İşte hepsi bu kadar. Al bakalım. Ay canına. Yani bunda tavuk yok mu? Oh, öyle rahatladım ki. Bu beni çok üzmüştü. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli. Bayıldım büyük anne. Beğeneceğini biliyordum. Bunu kim açacak? Tabii ki ben. Oh, muz. En sevdiğim meyve. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Ha, bekle bir saniye. Kafamda bir plan şekilleniyor acaba. Evet, bu işe yarayabilir. Kabuklardan kurtulalım. Şimdi kürdana ihtiyacım var. Onları muza batırıyorum. Bunu muz boyunca yapacağım. Sonuncusunu da batırdım. Sonra onu kürdanların arasından keseceğim. Fakat tamamen kesmeyeceğim. Küçük bir parçası kalacak ve onu bir arada tutacak. Bu önemli. Sadece bir kesim daha yapmam lazım. Evet. Bir kaseye iki yumurta sarısı koydum. Un koydum. Ve bir bardakta su döküyorum. Şimdi onu çırpmam gerekiyor. Pürüzsüz bir karışım olmasını istiyorum. Topaklanma olmaması gerekiyor. Neredeyse oldu. Şimdi muzu bu karışıma batıracağım. Onu iyice kaplayacağım. Sonra da kızgın yağ atıyorum. Dikkatli olmam lazım. Hamurun altın sarısı olmasını istiyorum. Çok uzun sürmez.
Bunları yakmak istemem. Tamam, sanırım artık çıkarabilirim. Bunun için kızartma kevgiri kullanıyorum. Vay canına, harika görünüyor. Yağ süzerek alıyorum. Sonra onları bir kaseye koyuyorum. Dikkat et Leo, işte geliyor. Aa, az kalsın yakalıyordum. O benim. Ve onu zevkle yiyeceğim. Ay, bu çok güzel. Biraz da bana bırak. Ha, seni duyamıyorum. Sanırım başlasam iyi olacak. Doğrama zamanı. Aa, bıçağı bırak Leo. Yanlış emekliyle uğraşıyorsun. Ama iyi al şunu. İnanılır gibi değil. Ben de kullanabileceğim bir şey var ama bak. Sonunda çıldırdı. Muzu tam buraya koyuyorum. Sonra ızgaraya bastırıyorum. Vay canına, bu aklımı başımdan alıyor. Sen bir dahisin. Hepsi senin. Teşekkürler büyük anne. Şuna bak. Mükemmel dilimlenmiş. Onunla ne yapacağımı biliyorum. Onu ahşap bir kesme tahtasına koyuyorum. Sonra bir kavanoz fıstık ezmesi açacağım. Onu muzun üstüne süreceğim. Bir muz dilimi daha koyuyorum. Harika bir kombinasyon. Biraz çikolata erittim. Onu muzun üstüne dökeceğim. Sadece bir tarafını kaplamak istiyorum. Muş bittikten sonra onu dondurucuya koyabilirim. Onları çıkarma vakti geldi. O zaman onları çıkaracağım. Tatlı yumuşak bir atıştırmalık yaptım. Bir deneyeyim. Evet. İşte bu. Çok güzel oldu. Yaşlı büyük annenin içinde var mı? Tabii ki var. Hadi denesene. Sen iyi bir çocuksun Leo. Her zaman benimle ilgileniyorsun. Bu zormuş. Ay, ısıramıyorum. Of. İyi misin büyük anne? Acımış gibi görünüyor. Öyle mi dersin? Güzelim, gülümsemem mahvoldu. Bu görüntü kabuslarıma girecek. Bunun için üzgünüm. Büyük anne yemeklerinden daha güzeli var mı? Fakat bazen onun bile yeni bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. İştahını açan lezzetli bir yemek meydan okumasının tadını çıkarmanın vakti geldi. Açabilir miyim? Patates mi? Bundan daha iyi bir şey olmasını umuyordum. Demek istediğim yani şunlara bak. Bunlarla ne yapmam gerekiyor? Bir dakika, buldum. Leo, hayır. Kuralları biliyorsun. Onca samuray eğitimi boşunaymış. Sana söylemiştim, o biliyordu. Sorun değil ya, bu var. Güvenli görünüyor. Devam et. Bekle, bunu yapabilirim. Bana bir saniye ver. Hadi ama. İşe yarıyor. Başardım bak. Bunu izlemek çok zor. Sanki daha iyisini yapabilirmişsin gibi. Lütfen şuna bir bak. Biraz yuvarlıyorum ve kabuğu çıkıyor işte. O kadar da zor değilmiş. İşte. Ne? O bir cadı. Kimseye söyleme. Rezmem gerekiyor. Al bakalım. Bu kısmı için bir dondurma kepçesi kullanacağım. Böylece mükemmel porsiyon belirlenmiş olacak. Bir sonraki bölüm için bir şişeye ihtiyacım var. Şişeyi patatesin içine bastırıyorum. Sonra onu bir çörek tepsisine koyuyorum. Şimdi fırında pişirebilirim. 45 dakika sürecek. Şuna bak. Lezzetli görünüyor. Sen yürüyen bir tarif kitabısın. Bir deneyeceğim. Ağzım sulandı. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık olacak. Çok güzel. Şefe tebriklerimi sunuyorum. İhtiyacım olan şey de bu. Eminim buralarda bir tane vardır. Buldum. Pişirme zamanı. Soyucuyu aşağı bastırıyorum. Evet, patates dilimler halinde kesilecek. Sırada sen varsın. İşte şuna bak. Gayet güzel yapıyor. Bu şey hayatım boyunca neredeydi? Bence bu kadar yeter. Patatesleri bir torbaya koyuyorum. Sonra içine yağ döküyorum. Aşırıya kaçmamalıyım. Bu kadar yeter. Baharatları ekleyeyim. Zengin bir tadı olacak. Bence her şey hazır. Torbayı kapattım. Sıkıca kapatayım ki ortalık batmasın. Ortalığı temizlemek istemiyorum. Tamam, ben hazırım. Şöyle bir sallayayım. Patatesler iyice kaplansın. Bu çok eğlenceli. Şimdi patates dilimlerini tepsiye koyacağım. 45 dakika fırında pişecekler. Artık dinlenebilirim. Kendine zaman ayırmak iyi bir şey. Bir koku alıyor musun? Sanki patates yanıyor. Patates mi dedin? Umarım bir şey olmamıştır. Biraz fazla kızarmışlar. Şunu alabilir miyim? Neden bahsettiğini hiç anlamadım. İlk ben. Patates kızartması mı? Çok taze görünüyorlar.
Bütün kutuyu mideme indiriyorum şimdi. Müthiş kokuyorlar. İlki her zaman en iyisidir. İkinci de güzeldir. Acaba bende ne var? Bunun altında canlı bir şey var. David, neler oluyor? Giderek büyüyor. 100 tane patates kızartması mı? Altın gibi çarpıcı görünüyor. Ziyafete hazırım. Ne? Birazdan görüşürüz. Burada hava soğuk. Vay canına, bu şey bayağı yüksekmiş. Sonunda en tepesine ulaştım sanırım. Artık yumulmanın zamanı geldi. Bu biraz zor olacak gibi. Çok lezzetli. Aptal bir uçan top, benim gökyüzümde sana yer yok. Ne oldu? Amanın! Bir şeyin yok değil mi kanka? Bunun için içimde güzel hisler var. Tek parça mı? Bu birkaç ısırıkta biter. Bu da bende çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. Sen bana aldırma. Şu anda sucuk denizinde yüzüyorum. Chloe? Ne var? Benim pizza yağınım nerede? Tamam. Merhaba sucuklar. Hayatında hiç böyle bir şey gördün mü? Gel bana bakalım. Bu taraftan mı ısırsam? Bunca şeyin ağzıma sığacağını sanmıyorum. Şunu izle. Yok artık. Çok etkileyici değil mi? Bunu yiyecek misin? Sana kalan dona kalır. Uf ya. İlk ben. Çok muhteşem değil mi? Bunları nasıl yiyeceğimi izle. Tabağı görüyor musun? Tada! Şekerlerin hepsi yenmeye hazır. Ne güzel. Maviyle başlıyorum. Sende ne var? Şeker yığını gelmiş bana da. Vay canına, bu inanılmaz. Bunların hepsi benim. Kan şekerim fırlayacak. Şekerler nerede? Bunlar ne işe yarar ki? Kızdığın zaman çok sevimli oluyorsun. Resmen kafayı yiyeceğim. Hadi ama. Hepsi bu muymuş? Bu çok komik. Sen şimdi şuna bak. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bunun bana geleceğini ummuştum. Sıra sıra nefis şekerler. Ben her zaman mor olanında başlarım. Ben de bu numarayı denemek istiyorum. Bu düşündüğümden zormuş. Sen aç David. Naneli şeker mi? Birkaç tanesi çok iyi gelecek. Naneli güzelliklere hiçbir zaman hayır diyemem. Hepsini yiyebilirim. Ufak bir öpücüğü hak ettim. Pardon. Canına, daha önce hiç bu kadar çok naneli draje görmemiştim. Dudakların ne soğukmuş. Naneli draje çekilişini kazanmışsın. Çok harika. Nefesim sonsuza kadar iyi olacak. Ağırmış. Hadi kaldır. Biraz kas gücü gerekiyor. Beni izle. Hadi ama kalk yukarı. Kas demek ha? Bu şey ne ağırmış. Ama sorun değil. Ben ona uyarım o zaman. Çok iyi görünüyor. Çok ferahlatıcı. Öyle değil mi? Ama işim daha bitmedi. Bu kahvaltılık evrek değil Chloe. Hayır değil ama olmalı. Biraz abarttım sanırım. Sanki ağzım burnum yanıyor. David? Buz gibi nefesim onu dondurmuş.
Ah, neyse, birazdan erir. Hadi açalım. Bu benim pek aklım almadı. Aha, benimkine de. Acaba bunda kaç kalori vardır? Hayır, buna değmez. Ama hepsini yemesem de ufak bir parça ne kadar zararlı olabilir ki? Belki biraz daha ufağa. İşte bu kadarının zararı gelmez, değil mi? Bayağı lezzetliymiş. Ah, şimdiden ağzım sulandı. İşte bu çok güzelmiş. Sıradaki gelsin. Oh David, şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Ama sanırım ancak bu kadar yiyebilirim. Aslında... Hadi gelip kapın şunları arkadaşlar. Oh, vay canına. Hadi yumulun. Herkes yetecek kadar var. Hatta benim için bile. Aha, bu bayağı eğlenceliydi. Bir anda daha hazır mısın? Kolaya asla hayır diyemem. Üstelik buz gibi. Sağlığına. Çok canlandırıcı. Güzel değil mi? Sıra bende. Burada bir şey olması gerekmiyor mu? Neler oluyor? Teslimat bildirimimi. Pekala, sadece şurayı imzalayın hanımefendi. Ne acaba? Teşekkürler. Açalım bakalım. Vay canına, bir sürü kola. Çok iyi bir fikrim var. Bunları sıraya dizeceğim. Böyle üst üste koyacağım. Ve üstüne birkaç tane daha. İşte oldu. Bana ait bir kola kulesi. Buna inanabiliyor musun? Çok güzel gerçekten. Seninkilerden bir tane alabilir miyim? Olamaz. Bu ne bencillik David. Tadı çok güzel. Harika. Bunu yapabilir misiniz? Hiç fena değil. Gençler tabaklarını önce açar. Teşekkürler büyük anne. Tam anlamıyla mükemmel bir mısır. Afiyet olsun canım. Eminim mis gibi sulu suludur. Şıkıcık kabuğunu da atalım. Cidden ne yaptığını biliyor gibisin. Evet, şimdi de sırada karate var. Bir daha bakalım. Mükemmel. Dünyanın en güzel mısırısın. Şimdi biraz pişirelim. Ben çok iyi pişmiş severim. Evet. Mükemmel kızarmış. Neyse. Son ama oldukça önemli bir adım daha. Mısır kürdanıdır. Tada! Üstüne birazcık da tatlı bir sos. Fazla kaçırmayalım. Güzelce dökelim. Şu ziyafete bir bak. Dur bakalım orada. Daha benimki duruyor. Bununla ne yapacağım ki şimdi? Hatta bunlar yenmiyor sanırım. Tabii biraz beyni çalıştırmam gerekecek. Birkaç girinti mısır tanesi gibi görünebilir. Mevzu doğru deseni tutturmakta. Dikey olanları yaptıysak yatay olanlara geçebiliriz. Bir tane daha. Güzelce sokalım içine kadar. Şimdi de çubukları tamamen çıkaralım. Tadam! Önce bir güzel açalım. Sonra da şuraya koyalım. Ve sarı mısırımızı getirelim. Yeşil hamuru dikkatlice yerleştirelim. Sonra da parmaklarımızı oturtalım. İşte bu. Çok mu güzel oldu ne? İyi iş çıkardık. Mısıra bayılıyorum. Tatlı bir şey mi yesem? Seve seve yerim. Akşam yemeğinde tatlı yemek gibi olmuş. İyi de bu da güzel görünüyor. Böyle olması normal mi? İğrenç. Aman almayayım ben. Sen kazandın Jared. Aynen öyle. Sıkma canını büyük anne.
Sıradaki yarışma tatlı mı, tatlı şekerler? Oo, ilginç olacak. En sevdiğim meyveli kağıtlar. Ne? Bunlar resmen müthiş şeyler. Üstelik kırmızısı da en sevdiğim. Bu da ne? Harika görünmüyor mu? Sanırım eğlenceli duruyor. Ah, hadi ama. Açamıyorum. Sanırım asla tadına bakamayacağım. Büyük anne ver bakalım. Anlayamadım, gitti. Ver ver. Oo, şu renklere bak. Böyle tamam sanırım. Şimdi ne yapacağız? Acaba... Şuraya bir bakayım. Bu sayılar niye bu kadar ufak ki? Sinyal de pek iyi değil. Hadi sene. Oldu. Alo? Evet. Yardım lazım. Meyveli kağıtlar mı? Peki efendim. Yiyeyim gitsin ha. Vay canına, çok teşekkürler. Rica ederim. Mevzuya gerçekten heyecan katma zamanı. Bunlar aynı zamanda çok sağlıklı. Günlük sebze dürümü gibi bir şey. Şu bunlardan yüzlerce yiyebilirim. Yok ya, resmen aklımı kaybediyorum. Bir tane daha kaldı. Tabii ya. Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Dürüm içinde dürüm, ağzıma layık. Ufak bir şekere benziyor. Pek de iyi kokmuyormuş. Dondurma. Herkes dondurma sever ha. Koca bir kaşık yetecektir. Evet, işte budur ya. Sonra da şöyle katlayalım. Dış kenarları içe alalım. Biriciksin sen. Sanki ufak bir mantı mübarek. Benim tabağım hazır. Büyük anne. Olamaz, hepsini yedim. Leziz görünüyor. Ama ya diğer tabak? Ne oldu? Canım. Sanırım seni affedebilirim. Hiç değilse yiyecek leziz bir şeyim var. Güzel görünüyor. Mükemmel ötesi. Bu turu sen kazandın Jared. Yuhuu. Beğeneceğini biliyordum. Hadi bakalım. Patlayalım mı? Ne dersiniz? İyi şanslar. Patlamış mısır mı? Görünüşe göre benimki hazır. Daha patlamış bir şey göremiyorum. Mısır taneleri hiç de fena durmuyor gerçi. Peki. En sevdiğim atıştırmalık. Bir dakika. İyi görünüyor. Ama ben daha güzelleştirebilirim. Evet, lezzeti ayağıma getireceğim. Tuz dedin, bunun için var. Çok da koymayalım. Mükemmel. Peki, birazcık daha. İşte bu. Jared, çok oluyor. Çok güzel. Hayır. Peki. Yağdıralım gelsin millet. Evet, işte bu benim şaheserim olacak. Buldum. Kimse benim kadar güzel yemek yapamaz. Biz de işe biraz tatlı katacağız. Biraz hazırlık lazım. Hadi açalım ateşin altını. Biraz da gizli malzememden koyalım. Güzel, şimdi de en önemli kısmı. İyi eğlenceler çocuklar. Az kalsın unutuyordum. Birazcık da suya ihtiyacımız var. Mükemmel. Sihir gösterisi başlıyor. Şunların cızırtısına bak. Ne de hoş bir ses. Sanki içinde bir dans partisi var. Çikolata da tam eridi. Şuna bak.
Tek kelimeyle lezzetsiz. Aklıma bir şey geliyor. Şuna bir baksana. Ha, evet. Hangisini seçeceğini görürüz. İzle de gör. Çok heyecanlıyım. Burada ne yapmışsın acaba? Peki. Dümdüz tuz bu ya. Peki. Bu daha güzel görünüyor. Tebrikler büyük anne. Amanın, gerçekten kazandım. Biraz da sağlıklı beslenelim. Bu sefer malzemelerimiz elmalar. Peki o zaman. Hanımlar önden. Şeker şeysene belki bir bakalım. Evet, gerçekten elma bunlar. Sence de biraz sıkıcı değil mi? Peki bunlarla ne yapsam? Ben de açayım. Burada elma falan yok ki. Yumuşak mı? Ürkütücü. Ne yapacağım? Dur, bir fikrim var. Değiştirebilir miyiz? Bence sorun yok. Evet. Elma üstüne elma. İşte bu eğlenceli olacak. Tamamdır. Öncelikle şunu bir güzel yuvarlayalım. Evet. İşte şimdi gelişme görüyorum. Birkaç dilimi ayıralım. İşte işler burada ilginçleşiyor. Mükemmel bir top yapmalıyız. Şöyle. Son şekillerini aldılar. Şu ufak deliği açmayı da unutamayız tabii. Sonra da güzelce renklendirelim. Tadı da elma gibi. Bunlar ciddi ciddi elmaya benzedi. Çok güzel değiller mi? Hemen geliyorum. Şunları pişirmem lazım. Ne kadar da kabardılar. Bence oldular. Benimkiler daha gerçekçi duruyor. Şunlara baksana. Ama dikkat et, biraz sıcaklar. Ama asıl olay sunumda bitiyor. İşte bu. Hepsi güzelce sığdı. Harika. Görünüşe göre süre doldu. Bakalım hangisini seçecek. Yaşasın. Birileri bunu ısırmış bile. İğrenç. Yok. Kalsın. Öte yandan bu. İçi leziz mi leziz, hamur dolu. Harika bir şey bu. Sen kazandın büyük anne. Anama bakayım. Bu güzel olacak. Bu bir sandviç. Sıkıcı. Bildiğimiz sandviç işte. Onlar da ne? Hayır, sadece ekmekmiş. Hiç yoktan iyidir değil mi? Buldum. Başlamak için tek bir dilime ihtiyacım var. Buna hazır mısın? Kaydır. İşte şimdi oldu. Hayallerimdeki sandviç gibi. En sevdiğim yiyeceklerle dolu dolu sonsuz katlı bir sandviç. Dadan! Bana da gele gele bu mu geldi? Haksızlık! Sanırım hazinemi paylaşabilirim. Ya teşekkür ederim. Vay canına, bu kocaman. Neyse ki açım. Hadi yiyelim. Çok tatlı. Ve tuzlu. Bu çok iyi geldi. Yüzünde bir şeyler var. Hayır, senin yüzünde var. En azından ikimiz de çılgın görünüyoruz. Öyleyse devam edelim. Naomi, ilk ben açabilir miyim? Dadam. Vay canına, bu da ne? Bunların hepsi nasıl yapışmış halde duruyor? Bence güzel görünüyor. Vay canına. Pekala. Sadece bir paket mi? Bu hiç eğlenceli değil. Neyse, bir tane alayım bari.
Hey! Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Önce kolayı bir bardağa dök. Selam kabarcıklar. Şimdi sıra büyük köpüklü ana geldi. İşte geliyorlar. Çok havalı değil mi? Vay! Bir dakika, buldum. Hemen döneceğim. Tamam. Oo, sence bu kadar kolay yeter mi? Buraya gel canım şeker kutum. Şov zamanı. Vay! Kesinlikle bir şeyler oluyor. Sanki jacuzzi'de gibiyim. Harika. Hey Sera. Efendim. Bütün gün seni bekleyemem. Eğlencemi bozuyor. Hey, önce sen aç. Tamam, sadece bir tane çilek mi? Güzel yanı en sevdiğim meyve olması. Ama bu demek oluyor ki sende daha fazlası var. Ah, biraz korkuyorum. Ya koca bir çilek tarlasıysa? Bu bana uyar. Ah, bunu hiç beklemiyordum. Çikolataya banla partisi. Şunu bana ver. Ah, bandır bakalım. İşte başlıyoruz. Ah, baksana ne kadar çikolatalı. Ben de benimkini bandırabilir miyim? Teşekkürler. Harika değil mi? Kokusu daha da harika. Tadı tahmin ettiğimden de güzel. Şimdi daha fazla bandırmanın zamanı. Sence 100 kez bandırabilir miyim? Vay canına, bu biraz sürecek gibi. Sanırım beklesem iyi olur. Mail gelmiş mi? Ay pardon. Ne zamandır uyuyordum? Vay canına. 99 ve 100. İşte çikolataya 100 kez bandırılınca böyle görünüyor demek. Yiyebilir miyim? Aa, bu taş gibi. Hadi ama kırıl artık. Bunu kaydetmezsem olmaz. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Uf, komik olan ne? Kim sadece tek bir tane kurabiye yer ki? Bu demek oluyor ki bende daha fazlası var. Ben kazandım arkadaşlar. Bu haksızlık. Ama bütün umutlar tükenmiş değil. Kurabiyeyi ayırıp kremasını çıkarttığımda mükemmel şekerli atıştırmalığa kavuşacağım. Yumuşacık. Daha önce bunu hiç yapmadım. Çok şey kaçırıyorsun, denesene. Daha iyisini yapabilirim. Selam kremalı güzellik. Yeni tatlı komşunla tanış. Bunların hepsini üst üste dizeceğim. Oo, şuna bak, kremalı gökdelen gibi oldu. Evet, işte bu 100 kat. Şimdi yapılacak tek bir şey kaldı. O da bunu ısırmak. Bu kesinlikle çok şekerli. Hayat acımasız. Umarım karnı ağrır. Hadi açalım. Vay canına. Neden bende sadece bir tane donat var? Doğum günümmüş gibi sanki. Bu moralimi bozdu. Ne yapacağımı biliyorum. Yemeği doğru kıyafetlerle yemek uygun olur. Başlayalım bakalım. Böylesi daha iyi.
İşte kusursuz lokma. Ve hepsi de benim. Kesinlikle nefis. Bence çok gülünç görünüyorsun. Bana bakın, görgü kurallarına nasıl da uyuyorum. Ama ben ellerimi kirletmekten çekinmiyorum. Şuna bir bak. Ah, yeme zamanı. Çok lezzetli. Belki de boşa zaman harcıyorumdur. Donatlı ellere merhaba deyin. İşte tatlı böyle yenir. Oh, çok lezzetli. Bu harika. Ah, ne yapıyorsun? Dur artık. Ne? Canavar gibi yiyorsun. Ups. Sanırım bu benim. Bu ne rezalet? İster misin? Kesinlikle hayır. Aha, sen aç. Hayır, sen aç. Aynı anda açalım mı? Hah, hiç bu kadar çok sakız görmüş müydün? Heyecan verici değil mi? Senin için heyecan verici olabilir. Bunun nesi eğlenceli? Hiç adil değil. Çiğnemeden önce eğlenceli bir şey denemek istiyorum. Sabit durun bakalım. İşte böyle. Bu işe yaramadı. Maymun bile bunu yapabilirdi Sera. Buldum. Biraz tükürük işe yarar. İğrenç. Şimdi çok güzel yapışacaklar. İşte böyle. Dadan. Of ya. Ama ben de eğlenebilirim. Bu parçayı birçok parçaya dönüştüreceğim. İzle ve gör. Buna artık ihtiyacım kalmadı. İşte burada. Benim küçük sakız kulem. Benim eserimle boy ölçüşemez. Gördün mü? Karşılaştırılamaz. Peki bunu yapabilir misin? Mükemmel lokma. Havalıymış Naomi. Ama çok daha iyisini yapabilirim. Şuradan ısınsam. Of. Üstünü ısırsam olur mu? Bu çok fazla. Çenen ağrımaya başladı mı Sera? Hayır, aklımı kaçırmadım. Teşekkürler. Çok lezzetli bir kapışma oldu değil mi? Umarım karnını çok acıktırmamışızdır. Senin en sevdiğin yemek hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha birçok eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma. Hazır mısın? Vay canına, şu çikolatalı güzelliğe bak. Nefis görünüyor. Sabırsızlanıyorum. Bunu denemeliyim. Bu bisküvileri seviyorum. İşte geliyor. Nasıl? Fena değil. Anladım. Sana bir bardak süt lazım. Harika fikir. Bir bisküvi alsana. Teşekkürler ama önce bisküviyi ayırmalıyım. Böyle mi? Sonra yalıyorum. Şimdi de süte batırabiliriz. Mükemmel. Nasıl buldun? Çok iyi. Bunu hiç bilmiyormuşum. Sende ne var? Az kalsın unutuyordum. Sakız. Bir şeyler atıştırdıktan sonra ihtiyacım olan şey. Nefesimi ferah tutmalıyım. Bana da ver, bana da ver, bana da ver. Bu kötü bir fikirdi. Vay canına, sakızı sahiden seviyorlar. Bir daha deneyelim. Sakız. Buyurun. Çok popülerim. Hepsini birden çiğnemeyin. Arkadaşlarıma iyi bakıyorum. Bu boş. Hiç kalmamış. Bu moral bozucu oldu. Neyse. Şimdi ne yapacağım? Bir bisküvi daha alabilirsin. Çok tatlısın. Teşekkürler. Sıradaki tura geçelim. Dur. Önce ben yapacağım. Yok, buyur sen başla.
Teşekkürler. Oo evet. İşte budur. Çikolatalı dondurma. Vay canına. Ha, bir şey eksik. Çikolatalı süs şekerleri daha da güzel olacak. Şunlara bak. Böyle de yiyebilirim. Ama dondurmamın üstüne serpeceğim. Muhteşem görünüyor. Tamam, deneyelim bakalım. Bir dakika, sen tabağını açıyor musun? Tabii ki, umarım güzel bir şeydir. Ha? Şuna bak. Ateş mi? Sence acı mıdır? Acaba tadı nasıl? Bence bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Tamam, cesur ol. Hiç fena değil. Ay, erken konuşmuşum. Bu fena acı. Aa, Lexi, iyi misin? Hayır, su istiyorum. Ya da yangın söndürücü. Mısır, nasıl da severim. O da ne? Ne oldu böyle? Aa, patlamış mısır. Güzel. Affedersin Leo. Ha, çok tuhaftı. Ah, dahası da var. Ah, anneciğim. Bitti mi? Bilerek yapmadım. Her neyse. Dondurma ama çikolata çorbasına dönmüş. Üzülme, bende pipet var. Hey, bunu kullanabilirim. Çikolatalı milkshake gibi olmuş. Önce ben. Et bir şey olmadı. Böyle yapacaksın. Ne yapalım? Aa, işe yaradı. Aa, karpuzlu sakız. Lezzetli görünüyor. Sabırsızlanıyorum. Buna bayılırım. Eminim bunu da severim. Nefis. Beğendiğine sevindim. Bir balon şişireyim. Vay canına. Aa, güzel, devam et. Bu zormuş. Başım dönmeye başladı. Dayanmalıyım. Şimdi patlamasını istemiyorum. Harika bir fikrim var. Onu patlatacağım. Hey Lexi. Ne var? Aa, bunu nasıl yaptın böyle? Acaba süper güçlerim mi var? Buna bak. Çikolatayla dolu bir tabak. Diyet buraya kadarmış. Buna kesinlikle değer. Çikolata cennetine düştüm. Daha çok, daha çok istiyorum. Hepsini verin. Ay, çok üzüldüm. Bunlar sonuncuları. Ama her saniyesini çok sevdim. Bir şey denemek istiyorum. Çikolata baloncuğu diye bir şey var mı? Olamaz. Bu çok iğrenç. Berbat kokuyorsun. Kusacağım. Pardon. Geçti. Geçti mi? Bir daha asla yapmam. Karnım hala aç. Tamam, yiyecek bir şeyler alalım. Güzel. Bunu halledebilirim. Çikolata olsun da nasıl olursa olsun. Önce ben yiyeyim. Tabii, buyur. Bunun tadını çıkaracağım. Çok iyi. Acaba ağzıma kaç tane sığdırabilirim? Meydan okumaları severim. İyi gidiyorsun. Sıra balonda. Ama çok eğlenceli. Bunu bütün gün yapabilirim. Sıra sende. Bu kocaman çikolatanın hepsi benim. Harika kokuyor. İyi bir çikolatada olması gerektiği gibi. Tamam, ısırık alıyorum. Ah evet, çok iyiymiş. Mutlu olmana sevindim. Çok sevimli. Eğlenceli de. Dişini temizlemelisin. Ne? Ah, olamaz. Bu çok utanç verici. Şunu al. Umarım işe yarar. Şimdi nasıl? Yok yok. Bunu dene. İyi fikir. Daha iyi mi? Oh, bayağı kötü. Daha güçlü bir fırça lazım. Miles, dur. Bunu yapamazsın. Sadece dişlerimi beyazlatmak istiyorum. Aa, sakız. Ha? Bu işe yarayabilir. Aa, güzel. Nasıl görünüyorum?
Harika. Hollywood gülümsemesi gibi. Nihayet dişçim benimle gurur duyacak. Seni mahvedeceğim. Göreceğiz bakalım. Aa, ben hep kazanırım. Vay canına, ne çok sakız var. Sahiden öyle. Hepsini çiğneyeceğim. Şuna bak, makarna gibi. Aa, daha ne bekliyorsun? Ha evet. Ha? Krem çikolata annemi. Krem çikolatanın bebeği mi olacak? Aa, Miles, bir şey yap. Tamam, giyinsem iyi olacak. Hazırım. Dur bekle. Buna ihtiyacın olacak. Teşekkürler hemşire Lexi. Ah, bir şey daha lazım. Bu saçın için. Doğurtmam gereken bir çikolata bebek var. Sakız Neşter. Başlıyorum. Bir şey görüyorum. Tebrikler. Nur topu gibi bir bebek krem çikolata. Onu sıcak tutmalıyız. İşte sakızdan bir battaniye. Ay çok şirin. Gıcı gıcı gıcı. Ne gündü ama. Ne kadar lezzetli bir yarışmaydı. Herhangi bir yiyecekten 100 kat yiyebilseydin ne olurdu? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha birçok harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Bunu izledikten sonra sen de acıktın mı? Bu videoyu da arkadaşlarınla paylaşabilir ve birçok harika içerik için abone olabilirsin. İlk ben başlamak istiyorum. Umarım iyi bir şey çıkar. Ha? Aa, bu kadarcık mı? Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Aa, bu çok sinir bozucu olmalı. Yani şuna bir baksana. Bunun bir meydan okuma olduğunu sanıyordum. Sende ne çıktı? Hadi öğrenelim. Aa evet. İşte bundan bahsediyordum. Çok fazla çikolata var. Sabırsızlanıyorum. Gel bakalım. Şaka mı yapıyorsun? Şu an öyle mutluyum ki. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Aa, bir dakika, buldum. Sadece çantamdan bir şey almam lazım. İşte aradığım buydu. Mükemmel. İşe koyulma vakti geldi. Ekmeği kesme tahtasının üstüne koyuyorum. Onu merdaneyle düzleştirmem gerekiyor. Kendimi usta bir şef gibi hissediyorum. Şimdi çikolatayı en alt kısma koyacağım. Sonra ekmeği rulo yapacağım. Sıkıca sarıyorum ve ızgaraya yerleştiriyorum. Sonra bir yumurtaya ihtiyacım var. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Sonra fırçayla ekmeğin üstüne siliyorum. Bu onun altın rengi olmasını sağlayacak. Çok uzun sürmez. Sanırım hazır. Dikkat etmeliyim, çok sıcak. Lezzetli görünüyor. Üzerine de pudra şekeri serpiyorum. İşte bu kadar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Çıtır çıtır ve akışkan olacak. Şuna bir bak. Güzel oldu değil mi? Onu birazcık sıkıyorum. Bak, inanılmaz bir şey. Sanki ağzımın içinde bir parti var. Aklıma bir fikir geldi. Şuna bir bak. Aklını başından alacağım. Buraya bir parça çikolata koyuyorum. Sonra onları üst üste yığıyorum. İşte aynen böyle. Ne kadar yükseğe çıkabilir? Sakin ol. Yanlış bir hareket yaparsan her şey yerli bir olur. Etkileyici değil mi? Bu eğik bir çikolata kulesi. İşte son parça. Böylece hepsini koydum. Vay canına, bu bir sanat eseri oldu. Betty, şuna bir bak. Çikolata. Ne? Ne oldu? Aa, hayal mi görüyorum? Bu şimdiye kadar en çok istediğim şey. Bir parça alabilir miyim? Hayır. Beni durduramazsın. Hayır. Bu oluyor Lexi. Kaçınılmaz bir şey. Hallettim. Onu mahvettin. O kadar emek verdim. Hepsi heba oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim. Başıma hiç güzel bir şey gelmiyor. Yine de tadı güzel. Aa, ben çok iyiyim. Önce ben açacağım. Başlıyoruz. Vay canına, büyük bir kase dolusu makarna. Tam sevdiğim gibi. Lezzetli görünüyor. Sıra bende. Bana şans dile. Bekle bir saniye. Dev kasem nereye gitti? Sanki içinde bir tanecik erişte var. Bu bir tür şaka mı? Hiç komik değil. Bunu afiyetle yiyeceğim. Bunun için özel bir çatalım bile var. Geri çekil. Ortalık batabilir. Ha canına, şu spagettiye bak. Bu çok uzun.
Hala ucuna varamadım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu dünyanın en uzun makarnası olmalı. Peki bunu nasıl yiyeceğim? Bana bir saniye ver. Hemen döneceğim. Betty, nereye gidiyorsun? Betty. Beni hiç dinlemiyor. Bunun sonu gelmiyor. Sonsuza kadar gidecek. Buna inanamıyorum. Geliyorum. Betty ne yapıyor böyle? Bana bakma. Sanırım bunu denesem iyi olacak. Çabucak bitti. Biraz bekle. Bir şey denemek istiyorum. Acil durumlar için yanında her zaman bir yumurta bulundururum. Ne zaman ihtiyacın olacağını hiç bilemezsin. Kabuğunu kırıyorum ve bardağın içine döküyorum. Şimdi onu çırpacağım. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi onu mikrodalgada pişireceğim. Hadi gücü arttıralım. Dönüyor ve dönüyor. Dönüyor. Hazır. İşte geliyor. Çok güzel kokuyor. Nefis. Biraz da baharat serpeyim. İşte bu kadar. İşte'nin tüm lezzetini aldı. Tadının harika olacağını biliyordum. Hadi bir deneyelim. Vay canına, tam istediğim gibi olmuş. Harika. Hayal ettiğimden bile daha iyi. Hepsini yiyeceğim. Bir dakika. Betty. O nasıl? Bekle. Bu konuda konuşmak istiyorum. Çok yoruldum. Bak, spagettinin sonu geldi. Bir dakika. Bu da ne? Bir sorun mu var? Makarnamda bir şeyler var. Bu çok iğrenç. Onu yiyemem. İğrenç. Yumurtamdan ister misin? Hayır, böyle yiyeyim. Dikkatinizi buraya verin kızlar. Bu ders çok sıkıcı. Size çok heyecan verici bir konu anlatacağım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Senden çok öndeyim. Cipslere bayılırım. Şimdi karışık görünebilir. Çok ilginç. Ama gerçekten çok basit. Tavayı sabit tut. Gördünüz mü? Aslında bayağı kolay. Evet, harika bir iş çıkardınız. Şimdi yar. Bekle. Büyük pizzayı kim sipariş etmişti? Ben. Eyvah. Neler oluyor? Gitmem lazım. Beni çok kızdırdınız. Bir diliminde sizi ayıracaktık ama. Yüz katmanlı meydan okuma zamanı o zaman. Hayır, bunun dışında her şey olur. Vay canına, bunu nasıl yaptı? Bunu yapmaya hazır mısın? İlk ben başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bana şans dile. Harika, şuna baksana. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şaka mı yapıyorsun? Çok şanslısın. Ne kadar çok marshmallow var. Bu şahane bir şey. Tamam, sıra sende. Sende ne var? Hadi açalım gitsin. Evet, tam düşündüğüm gibi. Bir marshmallow. Şimdi bu adil mi yani? Anlamıyorum. Bu oyunu hiç sevmedim. Şşt, bu anı mahvediyorsun. Tabağına bak. Sanki bir bulutu yiyormuşum gibi. Bekle. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Marshmallow cennetine düştüm. Bu anı hiçbir şey mahvedemez. Daha güzel hiçbir şey yok. Vay canına muhteşem. O ne ya? Yapabileceğim bir şey olmalı. Bekle bir saniye. Sanırım aklıma iyi bir fikir geldi. Denemeye değer. Pompayı şekerlemin içine sokuyorum. Hadi ama. Bu bayağı zor bir işmiş. Devam etmeliyim. İşe yaramıyor. En başa geri dönüyoruz. Sihirli deneyim beni asla yarı yolda bırakmaz. Hogwarts'taki yaz kampının bir gün işe yarayacağını biliyordum. Marshmallows, kocamanız. Doğru mu söyledim acaba? Belki de deneyimin yeni pillere ihtiyacı vardır. Bu sinir bozucu olmaya başladı. Vazgeçmeyeceğim. Şüpheye düştüğün zaman hızlandırır. Onu mikrodalgaya koyacağım. Sonra düğmesini açacağım. Bu konuda içimde iyi bir his var. Her an olabilir. Bekle, bir şeyler oluyor. Wow. Gittikçe büyüyor. Biliyordum. Vay canına, şuna bak. Sanki bir yastık gibi olmuş. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük marshmallow. Üstelik tamamı benim. İnanamıyorum. Tadına baktım, en güzel şey. Tüm rüyalarım gerçek. Bir dakika. Hayır. Çok fazla batıyorum. Biri beni kurtarsın. Onu benden uzak tut. Az önce ne oldu? Nereden buldun bunu? Denemek ister misin? Mikrodalgada yaptım. Çok zekice değil mi? Ne? Mikrodalga mı? Boş ver. Sen bilirsin. Hepsi bana kalır. Sonunda aklını yitirdi. Neredeyiz biz? Yine? Bak, bunları açacağız. Tamam. Hadi bakalım.
Nutella mı? O nefis. Seninkini aç. Açıyorum. Ne? O neredeyse hiç görünmüyor. Ufacık tefecik bir şey. Altı üstü bir lokmalık. Ya, çok kötü, çok üzüldüm. Hadi parti başlasın. Aman tanrım. Ne yapacağımı biliyorum. Kek kalıbı burada. Oh, çok ağırmış. Tatlı küçük çikolata. Oh, pasta mı yapıyor? Oh, ben asla yapamam. Bu kaşık işimi görür. Vay, ne kadar yoğun olduğuna bir bak. Bu işe yarar mı bilmiyorum. Tut şunu bakayım. Daha düz bir şeye ihtiyacım var. Tam gaz girişiyorum bunda. Ha, çok büyük değil mi? Mükemmel. Hadi yayalım. Tatmin edici değil mi sence de? Çok da düzgün sürülüyor. Şahane. Oo. Keşke pastam olsaydı. Peki tamam. Ha, buldum. Barbie fırınım çıksın. Barbie mutfağım da hazır. Ekmeği kızartalım. Güzel. Çikolata lütfen. Şimdi spatulam gerekiyor. Buldum. Sanki birbirleri için yaratılmışlar. Bana büyük bir kepçe lazım. Bu durumda büyük sayılır. Vay enfes. Görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Bak tam şurada. Amanın. Nene. Ha, bu hiç iyi olmadı. Çikolatalı gözlü güzelmiş. Alo, işimiz bitti. Hangisini daha çok beğendin? Tamam. Hey, ne? Önce bayanlar, şu gençler. Oh, vay, şuna bak. Çok iyi görünüyor. Ne güzel bir manzara. Sıra bende. Oy, ama bende sadece bir tane var. Minik üzgün bir kek. Bu beni hiç ilgilendirmez. Yapmam gereken kek süslemeleri var. Sarıyla başlıyorum. Odaklanmalıyım. Yavaş, hadi bakalım. Of, çok üzücü. Yine de deneyeyim. Çatal bıçağına gerek var. Öyle de oluyor işte. Bak, çok güzel oldu. Hey, kekime dokunma. Hayır. O kadar küçük ki. Onu yakalayacağım. Jared. Bak ne yaptın Jared. Selam. Kekler güzelmiş. Ha? Ben sineklerle konuşmam. Kekim mahvoldu. Ama dur. Bir fikrim var. Üzerine bir kat daha koyacağım. Evet, bum. Vay, şuna bak. 3 numaralı katmana geçelim. Ve 4. katman. Bum. Vay canına, çok güzel oldu. Ama daha bitmedi. Dur bakalım. Güzel. Ya. Şu güzelliğe bak. Harika oldu. Gerçekten profesyonel bir kek değil mi? Ve hepsini tek başıma yaptım. Güzelmiş dinleyeceğim. Çek ellerini. Çok heyecanlıyım. Hey, kazananlar açsın. Kaş kağıt makas. Makas taşı yerer. Uf, tamam neyse. Bu çok eğlenceli. Ne? Boş mu? Bu doğru olamaz. Ha? Oh, çok üzüldüm. Ben hazineyi buldum bile. Olamaz. Dişim.
Daha doğrusu dişlerim. Aptal şeker. Çok komik. Hiç komik değil. Burada bir şey yapmam lazım. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Tamam. Senin altında olmalı. Cidden mi? Yok mu? Çok üzücü. Bir sürü şekerim var. Buldum. Buralarda bir yerde olacaktı. Ne? Ne arıyorsun? Umarım buradadır. Ve nerede annem? Pekala. İnanılmaz. Hepsini istiyorum bebeğim. İğrenç. Üzgünüm. Üstü dümdüz olmalı. Harika. Biraz da krema. Bolca koyacağız. Sonra güzelce de düzeltiyorum. Muhteşem. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Evet, işte budur. Dikkat etsene. Ya da gönder gelsin. Düzenlediğime göre eğlenceli bir tasarım yapabilirim. Hepsinin bir yeri olacak. Hiç fena görünmüyor. Çok lezzetli. Dada şuna bak. Çikolatalı şekere doyacağız. Mis. Bu bana bir fikir verdi. Bak. Bu da ne için yahu? Aç ağzını. Evet, tam oturdu. İşte geliyor. Tam isabet. Güzel. Bir tane de ben gönderiyorum. Ağzını aç bakayım. Çok güzel. Aman aman. Tabaklar hazır. Açıyorum. Yumurtam her şekilde gider. Kırmaya başlıyorum. Lezzetli olan her şey yumurtayla başlar. Biraz da sıcak uygulayalım. İşte geliyor. Böyle pişiriyoruz. Bak. Sanırım sıra bende. Nale ne yapacağım ki? Çok ciddi görünüyor. Sanırım bir fikrim var. Ama biraz bant gerekiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Onları teker teker sıkacağım. Yarısına geldik. Dikkatli dikkatli. Harika oldu. Şuna baksana Line. Çok güzel olmuş. Daha renkli bir yaklaşım tercih ettim. Eline sağlık. Benimki de neredeyse bitti. Çok lezzetli görünüyor, değil mi? Vay, çok güzel. Bence de. Sence hangisi daha iyi? İkisi de ağzımı sulandırıyor. Bence de. Önce sen aç. Anlamadım. Bu biberlerle ne yapmam gerekiyor? Dokununca bile acı geliyor. Bakalım bende ne varmış. Yok artık tepeleme çikolata. Bunları yemek için fena halde sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Aslında bayağı iyiymiş. Eyvah. Acısı çıkmaya başladı. Acı. Çok acı. Yardım et bana. Çok acı. Bu yetmez. Başka bir şey lazım. Hala çok acı. Ne yapsam bilemedim ki Madison. Bir saniye. Bir kasemiz var. Tamam, işte böyle. Hepsini al işte. Ateş püskürtüp çikolataları erit. Böyle çok daha iyi. Bak, bende süs şekerleri ve marshmallowlar da var. Onları yanında mı taşıyorsun? Ama iyi ki de öyle yapmışsın.
Al sana bir pipet. Biraz erimiş çikolata içelim. Oh, benim pipetimde bir sorun var. Benimkinde de. Ay, tamam bu taraftı. Taş, kağıt, makas. Ah, evet ben kazandım. Oh, müthiş. Elmas çikolata yüzükler. İki ele de birer tane. Çok havalılar. Kokuları da güzel. İlk ısırı alayım. Nefesmiş. Oh, bu çok müthiş. Hey, buna bir şeyler oluyor. Hey, yok artık. Daha da fazla çikolata çıkıyor. Ay canına, bu gördüğüm en güzel yüzük. Ah, umarım bende de bu kadar havalı bir şey vardır. Ah, aman tanrım. Benim yüzüğüm de yenilebilir mi acaba? Hmm, öyle değil gibi. Belki takınca bir şeyler olur. Vay canına, çok güzel. Oo, sanırım bu bir güç yüzüğü. Haydi Master yüzüğü gücü. Ha? Baloncuklar mı? Bu şey biraz hayal kırıklığı oldu. Bilemedim. Aslında baloncukları severim. Pekala, açıyorum. Dur, o da ne? Ah, beni kandırdın. Ama sanırım bana bir kola çıktı. Fena değil, bir şeyler içebilirim. Güzel ve ferahlatıcı. Pekala, sanırım sıra bende. Ah, bana da kola gelmiş. Ama bu çikolatadan bir kola. Hmm, çok lezzetli. Hey, sanırım içinde bir şey var. Şekermiş. İçi şeker dolu. İçi şeker dolu çikolatadan bir şişe. Bu harika. Of ya. Şimdi de benimki beni hayal kırıklığına uğrattı. Biraz alabilir miyim? Hayır, onlar benim. Ne? Cidden mi? Ne gıcık. Oh, şimdi de onun üzülmesine üzülüyorum. Bu sorunu çözecektir. Hey, hazırlıklı olsan iyi olur. Hey, dur. Acaba ne oldu? Yok artık, benim de çikolatadan kola şişem oldu. Sağ ol Madison, şerefi. Vay canına, çikolata çeşmeleri. Aa, çok hoşlar. Kişisel çikolata çeşmelerimiz. Sen başlasana Brian. Ha? Bu da ne? Niye bende bir tabak Brüksel'le anası var? Uf, berbat kokuyor. Tadı daha da beter. Oo, fenaymış. Ah, neyse ki bana da onlardan gelmedi. Bende rengarenk top şekerler var. Eminim top sakızdır bunlar. Haklıymışım. Balona bak. Ah, evet, çikolatayı unutmuşum. İkisini bir araya getirme zamanı. Şimdi çikolatalı top sakız yapacağım. Oho, işte budur. Bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Top sakız, çikolata ve süs şekerleri. İşte bu müthiş bir birleşim. Vay canına, bunu gördün mü? Aa, evet, çok havalı. Ben de benimkini deneyeyim. Çikolata eminim tadını düzeltecektir. Pekala, bakalım nasıl olmuş. Aa, evet bu. Aa, hiç de değil. Acaba yardım etmek için ne yapsam? Aa, buldum. Bir bardak çikolata. Çikolata her şeyi düzeltir. Pekala, iç bakalım. Ah, çok daha iyi. Çikolata gerçekten işe yaradı. Önce sen aç Madison. Evet, Pringles en sevdiğim şey. Tazelerde. Biraz çikolata ekleyeyim. Evet, mükemmel. Şöyle dizeyim. Ah, ne kadar güzeller.
Yumulayayım artık. Evet, tadı da görünüşü kadar güzel. İyiymiş, bakalım bende de ne var? Sanırım bir tür kek filan. Üstünü çikolatayla kaplamanın en iyi yolu ne acaba? Of, kafam karıştı. Olamaz, bitmiş. Kutunun dibinde biraz kırıntı olmalı. Of, amma uğraştı. Bunun resmini çekmeliyim. Mükemmel. Şimdi şöyle kesip çıkardım. Bu da ne ya Brian? Onu nereden buldun? Dur, daha bitmedi, şuna bak. Şimdi de sıra çikolatada. Süs şekerlerini de unutmayalım. Bol bol süs şekeri. Ve şimdi büyük an geldi. Evet, tam düşündüğüm gibi oldu. Oo, çok etkileyici. Kekin üstünde müthiş görünüyorum aslında. Harika oldu. İşte al bir dilim. Çok lezzetliymiş, bayıldım. Evet, gerçekten de harika oldu. Parmak savaşında seni fena yendim. Son turda ilk ben açıyorum. Oo, yumurta çikolatalar. İyiymiş. Umarım bana da bu kadar güzel şey çıkar. Ah, bende de yumurtalar var. Ama bunlar gerçek yumurta. Ah, bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, yazık sana. Ben yumurta çikolatalarıma daha da fazla çikolata katacağım. Fazla çikolata diye bir şey yoktur. Evet, çikolata cennetinde gibiyim. Evet, harika görünüyor. Belki bu gerçekten katı yumurta değildir. Hayır, kesinlikle öyle. Sanırım kurnazca bir fikrim var. Dikkat et, dikkat et. Kaptım. Şimdi planıma devam edeyim. Bu yumurtanın üstüne biraz taze çikolata süreceğim. Evet, güzelce kaplandı. Pekala, bu kadar yeter. Hey Madison, bak gerçek yumurtamı çikolatayla kapladım. Aa, vay canına, bu yediğim en güzel şey. Gerçekten mi, öyle mi? Pekala, ben de deneyeceğim. Hadi değişelim. Peki, madem istiyorsun. Aa, ne de çok var. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi çikolata kapla şu yumurtayı. Buna kandığına inanamıyorum. Ah, bunun tadı iyi değil. Fena kandırdım. Brian, ne kötüsün. Umarım baskı altında sakin kalmayı başarırsınız hanımlar. Çünkü birazdan işler kızışacak. Ateş gibi acılı erişte kapışmasına hoş geldiniz. Meden okumayı kabul ediyoruz. Ha? Bu bana pek adil gelmedi. Bunlar işe yaramaz. Şimdi şu kocaman olanları çıkarmanın zamanıdır. Bunlar daha iyi. Bunlar yanında olmadan evden çıkmam. Geri çekil. Bu işte oldukça ustayımdır. Yani neredeyse. Bu çubukları genellikle iyi kullanırım. Biraz sola, biraz sağa. Neredeyse oluyordu. Neyse, vazgeçtim. Bu çubuklarda sıkıntı olmalı. Çubukları iyi kullandığını sanıyordum. Ben de bir deneyeyim. Hadi ama. Niye bu kadar zor ki? Belki bunu denersem. Of, bu çok sinir bozucu. Bu erişteleri yemek istiyorum ben. Tamam, yok edersini hatırla. Çubukla bütünleş. Sen bir çubuksun. Bir çubuk gibi düşün. Dikkatli. Basınç. İşte, işte. Aptal çubuklar. O halde etraf dağılacak demektir. Erişteleri bırak. Bu farklı. Yaşlı ürkütücü adam, uyan. Üzgünüm, uyuyakalmış olmalıyım. Öyle yemeği. Demek çubuk kullanmada ustalaşmak istiyorsunuz. Sabır bu işin anahtarıdır. Basit çekirgeler. Bıyıklarıma da bulaştı ama. Ne bilgi. Hadi yiyelim. Erişteler nereye gitti? Bu bayağı zor bir işe benziyor. Çok daha iyi. Bu daha önce aklımıza gelmeliydi. Sonunda. Ne güzel. Çok iyi. Bunu bütün gün yiyebilirim. Az laf, çok yemek. Bu sefer ne geldi acaba? Hazır mısın? Kokteyl mi?
Ne harika, çok leziz görünüyor. Sağlığına. Hiç fena değilmiş. Çok serinleticiydi. Buranın havası mı ısınıyor? Dilimi hissedemiyorum. Oh, çok çok acı. İnsanlar bunu niye içer ki? Neler oluyor? Bu pizzayı yemek için sabırsızlanıyorum. Yanında içecek bir şey gider. Biz nereye geldik? Bilmiyorum ama kokusu müthiş. Bir dakika. Bu yoksa pizza mı? Ha? Deve bak. Ne yapıyor? Hayır yapma. Biz fazla güleriz. Yani fazla acılıyız. Bu tuhaf. Pekala. Bunlar çöpe gidebilir. Yemin ederim o biberler benimle konuşuyordu. Umarım bu sefer kolay bir şey gelmiştir. Tekrar yiyecek bir şeye dönüşmek istemiyorum. Tavuk kanatları muhteşem görünüyorlar. En sevdiğim. Bunun tadını çıkaracağım. Hey, dur bakalım. Bu bir kapışma değil mi? Bunu nasıl yaptın? Skor tutmamız lazım. Hadi. Ham 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 ham. Bu yoksa... Belki de bir şey değildir. Bu da ne? Olamaz. Burada akıllı yaşam formuna dair bir işaret yok. Bunu nasıl yapıyor? Bunun bir meydan okuma olması gerekmiyor muydu? Temizlensem iyi olacak. Skor ne oldu? Oo, kazandım mı yoksa? Öyle dik dik bakma, kabalıktır tatlım. Tatlı olarak ne var acaba? Sıradaki tura hazır mısın? Acı sos mu? Bu eğlenceli olacak. Kokusu mis gibi. Umarım tadı da o kadar güzeldir. Hadi bakalım. Tadı hayal kırıklığı oldu. Sanırım benimki bozuk. Şimdi bunu biraz düzeltme zamanı. Bu işe yarar. Az bir şey serpeceğim. Sosu mahvetmek istemiyorum. Birazcık daha. Bu yeterli. İkisi bir arada güzelce acılaşmıştır artık. Fena değil. Ne şanslıyım ki yanımda acı biber var. Az bir şey sıkacağım. Bugünlük egzersiz yeter. Bununla işim bitti. Şimdi çok acı olmuş olmalı. Ah hadi ama. Düşün düşün. Aha buldum. Nereye koyayım ben şunu? Benim minik yanardağım. Dökül bakalım. Her damlasına ihtiyacım var. Çok heyecan verici. İşe yarıyor. Hadi küçük dostum göster maharetini. İşte. Bunun olmasına bayılıyorum. Şimdi bir tadalım. Leziz love. Oo, giderek acılaşıyor. Daha çok daha çok. Sanırım yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Çok güzel, bayıldım. Senin de denemen gerek. Sağ ol, ben almayayım. Sen de kalsın. Acaba bana ne gelmiş? Bu sucuk harika. Müthiş kokuyor. İşte sevdiğim kapışma bu. Çok etli. Bana da ver. Çenemde bir şey var ama. Neyse tamam al. Bunu, bunu ve bunu alıyorum. Hey, bir tane alabilirsin. Güven bana, ben ne yaptığımı biliyorum. Hızlıca bir daldırıyoruz. İşte böyle, bu senin. Oo, çok tatlısın. Her zaman en iyi kankamsın. Bunu daha sık yapmalıyız. Olamaz, çok acı. Sen iyi misin? Bunu bana niye yaptın? Seni incitecek ne yaptım ki ben? 1, 2, 3. Harika, ramen gelmiş. Olamaz. Bunu başarabilirsin. Neredeyse unutuyordum. Bu yumurtalara ihtiyacım olacak. Yumurta mı? Kek mi yapacaksın? Neyse.
Ne aç gözlü. Ah olamaz, acıymış. Hatta çok acıymış. Su, süt, yangın söndürücü, bana bir şey getir. İşte al bunu. Bu normal mi? Hayır, hiç değil. Of, hatta bir yardıma ihtiyacım var senin. Ya da itfaiyeye. Oo, yumurtalarım. Acısı geçsin artık. Ah, işe yarıyor. Çok iğrenç. Ah, bunu ramenin içine koymalıydın. İşte böyle. Biliyordum zaten. Seninle bir daha asla akşam yemeğini yemem. Selam arkadaşlar. Şimdi sıra sizin kapışmanızda. Bu uzaylı bizim gizli araştırma testimizden kaçtı. Orada mı? Orada hiçbir şey yok. Onu fark etmek kolay. Rengi yeşil. Uzaylı. Kapşonlu sweatshirt giyiyor. Çok endişeliyim. O tarafta mı? Hadi ama şaka yapmayın. Onu bulmamız çok önemli. Her yerde olabilir. Arkamda mı? Çok komiksiniz arkadaşlar ama buna tekrar kanmam. Ve sonra bir sim patlaması oldu. Ne? Bir çilek kalmış. Aa, enfes görünüyor. Sanki aklım o kadın. Tadına bakacağım. Bu ne acele? Bir fikrim var. Daha da büyüteceğiz. Hadi, hadi, hadi. Dev bir çilek istiyorum. En fazla ne olabilir ki? Vay, ne oldu? Ve neden kask takıyorum? Yakışmış değil mi? Çok heyecanlandım. Hazır, başla. Berabere. Bunu ben kazandım. Bakalım bende ne varmış. Her seferinde yeniyor ya. Gina, ne oldu? Sanırım ilk ben açıyorum. Şikayet etmiyorum. Oo, bir sürü muz. Hiç bu kadar çok görmemiştim. Muz ağacı gibi. Ve hepsini yemem mi gerekiyor? Bu biraz zaman alabilir ama güzel bir iddiayı severim. Sanırım başlasam iyi olacak. İyi görünüyor. Başlıyoruz. Tam bir muz yeme makinesiyim. Çok lezzetli. Epey eğlenceliymiş. Senin için öyle olabilir. Mis mis. Vay canına, şuna bak. Acaba bende ne var? Çikolata. Gina, olamaz. Bunun boşa gitmesine göz yumamam. Gina da böyle isterdi. Bunu onun için yapıyorum. Muzlu çikolataya bayılırım. Kıvama bak. Üstelik tat tatlı. Uf, evet. Ben de bundan bahsediyordum. Neden hep böyle oluyor? Dur bir saniye. Oo, uyanmışsın. Gerçekten lezzetli görünüyor. Bunu da ver bir muz. Bu olabilir. Üstünü koparacağım. Muzun bir kısmını çıkaracağım. Sonra içini çikolatayla dolduracağım. Bu yeterli olmalı. Biraz da süt ekleyeceğim. Dökmek istemiyorum. Ve karıştırabilirim. Bu kadar yeter. Sonra krema ekleyeceğim. Bu harika olacak. Pipeti de unutmayalım. Vay, tropikal bir içecek. Bir deneyeceğim. Oh, bu müthişmiş. Yapabileceğini biliyordum. Ay. Bu da ne? Ramak kalmıştı. Koltukları değiştirmem lazım. Ya da kask tak. Al bakalım. Jared çok tatlı. Muzlar artık kafana vuramaz. Bu cips gerçekten çıtır çıtır. Tam sevdiğim gibi. Ha, sadece bir tane kalmış. Acil bir durum var. Kim yiyecek? Neden şunların altına bakmıyoruz? Peki ama o cipsi dört gözle bekliyordum. Şuna bak. Lezzetli bir lollipop. İşler yoluna gidiyor. Tamam, sıra bende. Yok artık. Buna inanamıyorum. Bir sürü var. Ve hepsi benim. Her çeşit aroma var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne? Şaka mı bu? Vay, harika. Sanırım önce bunu deneyeceğim. Evet, iyi bir seçim. Dur bakalım. Son cips. Bir fikrim var. Uzun bir çubuğa ihtiyacım olacak. Bunu lollipop'a takacağım. Yüksek teknolojili cips tutucum hazır. Hadi deneyelim. Biraz daha ileri. Tuttum. Seni unuttuğumu mu sandın? Lollipop'un fazlası olmaz.
Bir sarını alabilir. Hiçbir şey bağını mahvedemez. Nasıl gidiyor Cina? Hiç değil. Lollipop'um sıkıştı ağzımda. Ne olamaz. Korkma, Janet burada. Ondan emin değilim. Şöyle güzelce bir çeksem. İşte geliyorlar. Başardım. Cina, farklı görünüyorsun. Güzelim dişlerim. Bak, dişlerini buldum. Gayet bakımlılar. Ver şu durmalı. Çıldıracaktım resmen. Ya ne güzel bir gülümseme. Ver şunları bana. Başlasana. Hayır hayır, sen başla lütfen. Tamam, bakalım neyimiz varmış. Bir şişe kola ve pipet. Önce kapağını açalım. Vay canına, etkileyici. Kesinlikle, değil mi? Bu pipet aklıma bir fikir getirdi. Eğer şöyle bükersem... Evet, işe yaradı. Pipetten gözlük. Bakalım gerçekten de işe yarıyor mu? Harika. Üstelik kolayı izleyebiliyorum da. Ne kadar güzel. O zaman açma sırası bende. Vay canına, bu da ne? Ne olduğu hakkında hiçbir fikrin var mı? Sanırım dev bir pipet. Bakalım ne gelecek. Hiçbir şey gelmiyor. Boşuna bana bakma, hiçbir fikrim yok. Birisi bir peti çekiyor. Soğuk bir kola gibisi yok. Nereye gitti bu? Vay canına, daha önce buraya hiç gelmemiştim. Burası harikaymış. Biraz tatile hayır demem. Vay, bir saniye durabilir miyiz? Selfie vakti. Çok güzel. Burada zengin insanlar yaşıyor olmalı. Sanırım sonuna ulaştım. Kocaman bir bardak kola mı? Çok ferahlatıcı. Ne yapacağımı biliyorum. Kendime bir kola havuzu yapacağım. İşte bundan bahsediyorum. Hayal ettiğimden bile fazla kola. Bir, iki, üç. Vay canına. 100 Pringles. Hayallerim gerçek oldu. Bunların hepsini yiyebileceğime inanamıyorum. Üf ya. Bende sadece bir tane var. Keşke benim de fazla Pringles'ım olsa. Çok lezzetliler. Harikalar. Biraz hızlı yemiyor musun? Yoksa cennette miyim? Kesin cennette olmalıyım. Evet, Pringles kraliçesi benim. Üzerimdeki bu kıyafet de Pringles kraliyet ailesinin özel kostümü. Pringles saçını çekmeyi de unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir dakika, bu kırık Pringles de nereden çıktı? Olamaz. Hepsi kırılmaya başladılar. Güzel Pringles elbisem. Sen iyi misin? Yine hayal dünyasına daldın sanırım. Ne oldu? Ama ben Pringles kraliçesiydim. Yani bunu söylediğini hatırlıyorum, evet. Ama en azından bir ördek olduğunu söylemedin. Peki. Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Sürekli bir yerlere gidip kaybolup duruyor. Nereye gidiyor ki böyle? Dışarısı ne kadar da güzel. Artık bu ekmeği kullanabilirim. Alın bakalım küçük ördekler. Afiyet olsun. Bu ekmeği sizin için aldım. Vak vak vak. Ya ördek prens. En çok seni seviyorum.
aynı anda açmaya ne dersin? Ne? Meydan okuma nerede peki? Hey, meydan okumanız geldi. Kim donat ister? Ah, vay canına, harika görünüyorlar. Çünkü harikalar. Az daha unutuyordum. Pekala. 1, 2, 3. Başla. İyi olan kazansın. Tamam işte, başlıyorum. Ah, tüh ya, ıskaladım. Oh, belki bu sefer olur. Evet, ilk attığım girdi. Vacanına ikincisi de girdi. Hadi ama, ben neden yapamıyorum? İşte diğeri geliyor. Vay canına, bu işte çok iyi. Evet evet, işte bu. Kulem ne kadar yükseliyor gör. Bu da ne böyle? Resmen donat kulesi yapmışsın. Aynen öyle, bu konuda çok başarılıyım sanırım. Şimdi ödül sırası. Donat zamanı. Ne yapalım, en azından bir donat yiyebileceğim. Gerçi donat kulesini tercih ederdim. Vay canına, oldukça etkileyici. Ödülü sen kazandın. Ya, ödül olduğunu bilmiyordum. Bu sefer ben başlayacağım. Ha, muhteşem. Tabağım ağzına kadar patates kızartmasıyla dolu. Sizi yerim ben. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ne çok patates kızartması var böyle. Neye bakıyorsun sen öyle? Senin koca bir kule donatın vardı. Öf ya, haklısın. Tamam, bir bakalım benim neyim varmış. Hiç şaşırmadım, bir adet patates kızartması demek. Bir dakika, aklıma iyi bir fikir geldi. Çatal ve bıçak, bana yardım etmeniz gerekiyor. Önce güzelce dilimleyelim. Biraz hardala bandıralım. Çok lezzetli. Sıradaki dilim, sıradaki sosa. Harikulade. Son olarak barbekü sosu. Bu sos gerçekten şahane. Patateslerimle neler yapacağımı görmek ister misin? Bu da ne böyle? Ne yapıyorsun öyle? Belli değil mi? Patates kulesi yapıyorum. Her seferinde iki tane dizeceğim. Hah, baksana ne kadar yüksek oldu. Vay canına, harika görünüyor. Çok güzel değil mi? Şimdiye kadar yaptığım en güzel kule bu. Bence bunu dünya harikalarının arasına eklemeliler. Hadi fotoğrafını çekelim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kendi elimle yaptım. Dünyanın en muhteşem kulesini yaptığın için yılın mimar ödülünü sana veriyorum. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Teşekkürler, gerçekten çok mutluyum. Aa, bu güzel olacak. Aa, bu bir sandviç. Sakıcı, bildiğimiz sandviç işte. Onlar da ne? Hayır, sadece ekmekmiş. Ah, hiç yoktan iyidir değil mi? Buldum. Başlamak için tek bir dilime ihtiyacım var. Buna hazır mısın? Kaydır. Oh, işte şimdi oldu. Hayallerimdeki sandviç gibi. En sevdiğim yiyeceklerle dolu dolu sonsuz katlı bir sandviç. Dadan, bana da gele gele bu mu geldi? Haksızlık. Sanırım hazinemi paylaşabilirim. Ya, teşekkür ederim. Vay canına, bu kocaman. Neyse ki açım. Hadi yiyelim. Çok tatlı. Ve tuzlu. Oh, bu çok iyi geldi. Yüzünde bir şeyler var. Hayır, senin yüzünde var. En azından ikimiz de çılgın görünüyoruz. Öyleyse devam edelim. Naomi, ilk ben açabilir miyim? Dada. Vay canına, bu da ne? Bunların hepsi nasıl yapışmış halde duruyor? Bence güzel görünüyor. Vay canına. Pekala. Sadece bir paket mi? Aa, bu hiç eğlenceli değil. Neyse, bir tane alayım bari. Hey,
Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Önce kolayı bir bardağa dök. Selam kabarcıklar. Şimdi sıra büyük köpüklü ağına geldi. İşte geliyorlar. Çok havalı değil mi? Vay! Bir dakika, buldum. Hemen döneceğim. Tamam. Oo, sence bu kadar kolay yeter mi? Buraya gel canım şeker kutum. Şov zamanı. Vay! Kesinlikle bir şeyler oluyor. Sanki jacuzzi'de gibiyim. Harika. Hey Sera. Efendim. Bütün gün seni bekleyemem. Eğlencemi bozuyor. Hey, önce sen aç. Tamam, sadece bir tane çilek mi? Güzel yanı en sevdiğim meyve olması. Ama bu demek oluyor ki sende daha fazlası var. Ah, biraz korkuyorum. Ya koca bir çilek tarlasıysa? Bu bana uyar. Ah, bunu hiç beklemiyordum. Çikolataya banma partisi. Şunu bana ver. Ah, bandır bakalım. İşte başlıyoruz. Ah, baksana ne kadar çikolatalı. Ben de benimkini bandırabilir miyim? Teşekkürler. Harika değil mi? Kokusu daha da harika. Tadı tahmin ettiğimden de güzel. Şimdi daha fazla bandırmanın zamanı. Sence 100 kez bandırabilir miyim? Vay canına, bu biraz sürecek gibi. Sanırım beklesem iyi olur. Mail gelmiş mi? Ay pardon. Ne zamandır uyuyordum? Vay canına. 99 ve 100. İşte çikolatayı 100 kez bandırılınca böyle görünüyor demek. Yiyebilir miyim? Bu taş gibi. Hadi ama kırıl artık. Bunu kaydetmezsem olmaz. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Uf, komik olan ne? Kim sadece tek bir tane kurabiye yer ki? Bu demek oluyor ki bende daha fazlası var. Ben kazandım arkadaşlar. Bu haksızlık. Ama bütün umutlar tükenmiş değil. Kurabiyeyi ayırıp kremasını çıkarttığımda mükemmel şekerli atıştırmalığa kavuşacağım. Yumuşacık. Daha önce bunu hiç yapmadım. Çok şey kaçırıyorsun, denesene. Daha iyisini yapabilirim. Selam kremalı güzellik. Yeni tatlı komşunla tanış. Bunların hepsini üst üste dizeceğim. Oo, şuna bak, kremalı gökdelen gibi oldu. Evet, işte bu 100 kat. Şimdi yapılacak tek bir şey kaldı. O da bunu ısırmak. Bu kesinlikle çok şekerli. Hayat acımasız. Umarım karnı ağrır. Hadi açalım. Vay canına. Neden bende sadece bir tane donat var? Doğum günümmüş gibi sanki. Bu moralimi bozdu. Ne yapacağımı biliyorum. Yemeği doğru kıyafetlerle yemek uygun olur. Başlayalım bakalım. Böylesi daha iyi. İşte kusursuz lokma.
Ve hepsi de benim. Kesinlikle nefis. Bence çok gülünç görünüyorsun. Bana bakın, görgü kurallarına nasıl da uyuyorum. Ama ben ellerimi kirletmekten çekinmiyorum. Şuna bir bak. Ah, yeme zamanı. Çok lezzetli. Belki de boşa zaman harcıyorumdur. Donatlı ellere merhaba deyin. İşte tatlı böyle yenir. Oh, çok lezzetli. Bu harika. Ah, ne yapıyorsun? Dur artık. Ne? Canavar gibi yiyorsun. Ups. Sanırım bu benim. Bu ne rezalet? İster misin? Kesinlikle hayır. Aha, sen aç. Hayır, sen aç. Aynı anda açalım mı? Hah, hiç bu kadar çok sakız görmüş müydün? Heyecan verici değil mi? Senin için heyecan verici olabilir. Bunun nesi eğlenceli? Hiç adil değil. Çiğnemeden önce eğlenceli bir şey denemek istiyorum. Sabit durun bakalım. İşte böyle. Ah, bu işe yaramadı. Maymun bile bunu yapabilirdi Sera. Aha, buldum. Biraz tükürük işe yarar. İğrenç. Şimdi çok güzel yapışacaklar. İşte böyle. Dadan. Of ya. Ama ben de eğlenebilirim. Bu parçayı birçok parçaya dönüştüreceğim. İzle ve gör. Ah, buna artık ihtiyacım kalmadı. İşte burada. Benim küçük sakız kulem. Benim eserimle boy ölçüşemez. Gördün mü? Karşılaştırılamaz. Peki bunu yapabilir misin? Mükemmel lokma. Havalıymış Naomi. Ama çok daha iyisini yapabilirim. Şuradan ısırsam. Of. Üstünü ısırsam olur mu? Bu çok fazla. Çenen ağrımaya başladı mı Sera? Hayır, aklımı kaçırmadım. Teşekkürler. Ay, karnım gırıldıyor. Oyun zamanı bitti. Sandviç zamanı. Aynen böyle. Ha? Kardeşim sandviç mi istiyor? Halledelim. Dedem, güzel duruyor. Bir aracım da var. Geliyorum. Sandviç mi istiyormuş? Neyse ki elimin altında hep bir tane olur. Kendi füme her zaman hazırlıklıyız. İşte geliyorum. Yürüyebildiğim kadar hızlı yürüyorum. Selam tatlım. Kardeşim. Vay, harika görünüyor. Teşekkürler. Ve şu şekerli güzellik. Nasıl seçeceğim ki? Söylesenize. Seni. Bence yarışmasını yapalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Oo, görünüşe göre bugün menü güzel olacak. Neredeyiz biz? Yine? Bak, bunları açacağız. Tamam. Hadi bakalım. Nutella mı? Oh, nefis. Seninkini aç. Açıyorum. Ne? Neredeyse hiç görünmüyor. Ufacık tefecik bir şey. Altı üstü bir lokmalık. Çok kötü, çok üzüldüm. Hadi parti başlasın. Aman tanrım. Ne yapacağımı biliyorum. Kek kalıbı burada. Oh, çok ağırmış. Tatlı küçük çikolata. Oh, pasta mı yapıyor? Ben asla yapamam.
bu kaşık işimi görür. Vay, ne kadar yoğun olduğuna bir bak. Bu işe yarar mı bilmiyorum. Tut şunu bakayım. Daha düz bir şeye ihtiyacım var. Tam gaz girişiyorum bunda. Ha, çok büyük değil mi? Mükemmel. Hadi yayalım. Tatmin edici değil mi sence de? Çok da düzgün sürülüyor. Şahane. Keşke pastam olsaydı. Peki tamam. Ha, buldum. Barbie fırınım çıksın. Barbie mutfağım da hazır. Ekmeği kızartalım. Güzel. Çikolata lütfen. Şimdi spatulam gerekiyor. Buldum. Sanki birbirleri için yaratılmışlar. Bana büyük bir kepçe lazım. Bu durumda büyük sayılır. Vay enfes. Görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Bak tam şurada. Amanın. Nene. Ha, bu hiç iyi olmadı. Çikolatalı gözlü güzelmiş. Alo, işimiz bitti. Hangisini daha çok beğendin? tamam. Hey, ne? Önce bayanlar, şu gençler. Oh vay, şuna bak. Çok iyi görünüyor. Ne güzel bir manzara. Sıra bende. Oy, ama bende sadece bir tane var. Minik üzgün bir kek. Bu beni hiç ilgilendirmez. Yapmam gereken kek süslemeleri var. Sarıyla başlıyorum. Odaklanmalıyım. Yavaş, hadi bakalım. Of, çok üzücü. Yine de deneyeyim. Çatal bıçağı ne gerek var. Öyle de oluyor işte. Bak, çok güzel oldu. Hey, kekime dokunma. Hayır. O kadar küçük ki. Onu yakalayacağım. Jared. Bak ne yaptın Jared. Selam. Kekler güzelmiş. Ben sineklerle konuşmam. Kekim mahvoldu. Ama dur. Bir fikrim var. Üzerine bir kat daha koyacağım. Evet, bu mu? Vay, şuna bak. 3 numaralı katmana geçelim. Ve 4. katman. Bu mu? Vay canına, çok güzel oldu. Ama daha bitmedi. Dur bakalım. Güzel. Ya. Şu güzelliğe bak. Harika oldu. Gerçekten profesyonel bir kek değil mi? Ve hepsini tek başıma yaptım. Güzelmiş dinleyeceğim. Çek ellerini. Çok heyecanlıyım. Hey, kazananlar açsın. Taş kağıt makas. Makas taşı yener. Uf, tamam neyse. Bu çok eğlenceli. Ne? Boş mu? Bu doğru olamaz. Çok üzüldüm. Ben hazineyi buldum bile. Olamaz, dişim. Daha doğrusu dişlerim. Aptal şeker. Çok komik. Hiç komik değil. Burada bir şey yapmam lazım. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Tamam. Senin altında olmalı. Cidden mi? Yok mu? Çok üzücü. Bir sürü şekerim var. Buldum. Buralarda bir yerde olacaktı. Ne? Ne arıyorsun? Umarım buradadır.
Ve merdanem. Pekala. Oh, inanılmaz. Hepsini istiyorum bebeğim. Ay, iğrenç. Oh, üzgünüm. Üstü dümdüz olmalı. Harika. Biraz da krema. Bolca koyacağız. Sonra güzelce de düzeltiyorum. Muhteşem. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Evet, işte budur. Oh, dikkat etsene. Ya da gönder gelsin. Düzenlediğime göre eğlenceli bir tasarım yapabilirim. Hepsinin bir yeri olacak. Hiç fena görünmüyor. Çok lezzetli. Dada, şuna bak. Çikolatalı şekere doyacağız. Mis. Bu bana bir fikir verdi. Bak. Bu da ne için yahu? Aç ağzını. Evet, tam oturdu. İşte geliyor. Tam isabet. Güzel. Bir tane de ben gönderiyorum. Ağzını aç bakayım. Çok güzel. Aman aman. Tabaklar hazır. Açıyorum. Yumurtam her şekilde gider. Kırmaya başlıyorum. Lezzetli olan her şey yumurtayla başlar. Biraz da sıcak uygulayalım. İşte geliyor. Böyle pişiriyoruz. Bak. Sanırım sıra bende. Bunlarla ne yapacağım ki? Çok ciddi görünüyor. Sanırım bir fikrim var. Ama biraz bant gerekiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Onları teker teker sıkacağım. Yarısına geldik. Dikkatli dikkatli. Ay, harika oldu. Şuna baksana Line. Çok güzel olmuş. Daha renkli bir yaklaşım tercih ettim. Eline sağlık. Benimki de neredeyse bitti. Çok lezzetli görünüyor, değil mi? Vay, çok güzel. Bence de. Sence hangisi daha iyi? İkisi de ağzımı sulandırıyor. Bence de. İlk yemek gelsin o zaman. Geliyor mu? Pizza. En sevdiğim. Üstelik bol sebzeli. Ay canına, sebzeler demek. Peki, yiyecek savaşına hazırlansam iyi olur. Oyun zamanı. Burada verimlilik ön plana çıkacak. Bu sayede pizzayı birçok kez ısırabileceğim. İşte ilk lokma geliyor. Bu bıçak yeterince keskin değil. Kesmek uzun sürüyor. İşte sanırım ilk lokmamı alabilirim artık. Ama önce kenarlarını böyle doldurayım. Müthiş gözükmüyor mu? Yeşil biberleri unutmamak lazım ve tam olarak 6 zeytin. İşte oldu. Şimdi bir bakalım. İlk ısırık için harika olmadı mı? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Harika pizzalarıma bak. Siz hiç dilim nedir duymadınız mı? Mükemmel. Kesinlikle çok lezzetli. Neyse. Öyle olmaz. Ne var? Böyle yemene izin veremem. Gerçekten mi? Dövüşelim mi yani? Bu pizza çok değerli, duymuyor musun? Hey, niye öyle hareketler yapıyorsun? Bu sence komik mi? Sana komiği göstereceğim. Aman tanrım, kontrolü kaybediyorum. İşte geliyor. Amanın, ben hiç böyle bir şey görmedim. Çok fena duydum. Selam. Hadi bakalım. Eğlenceli olacak. Çörek mi?
Bu içi dolu olanlardan. Benimkilerin üstünde de süs şekerleri var. Şimdiden ağzım sulandı. Yaşasın. Çok güzel olacak. Başlayalım mı? Aa, tabii ki. İlk reçelli çörek geliyor. Hadi bakalım. Daha ağzıma reçel gelmedi. Önce kenarlarını bir yiyelim. Hadi şuradan doğru dürüst bir ısırık al. Çok sinir bozucu. Artık kendi çöreklerime odaklanmalıyım. Vay canına. İşte geliyorlar. Zamanında yetişmeliyim. İşte başardım. Artık hazırım. Havaya uçan yere iner. Vay canına, süper. Her birinden bir ısırık. Böyle küçük lokmalar daha zevkli. Son ısırık harikaydı. Vay canına. Üzümmüş. Yaşasın, havada yakalamakta ustayım anlaşılan. Bir sonraki tura hazır mısın? Hızımız belirlenmiş yine. Ay, ne çok bisküvi var burada. Bence sorun yok. Bir fikrim var. Ben kremayı bisküvilerden ayıracağım. Mükemmel. Sıradaki gelsin. Krema, sen git bakayım. Böyle daha iyi. Daha bir sürü var. Şimdi sıra gökyüzüne uzanan kremalarıyla müthiş bisküvi sandviçinde. Uzadıkça uzuyor. İşte. Çok harika bir şey değil mi? Kesinlikle. Ama ben benimkileri biraz farklayacağım. Sütümü şöyle koyayım. Burası iyi bir nokta sanırım. Şimdi bir tane alalım. Yavaşça çatalı sokalım. İşte oldu. Süt banyosuna hazır mısın? İşte geliyor. Böylece bardağı devirmiyoruz bile. İşte ben buna kusursuz bandırma derim. Olamaz. Bisküvi içine düşmüş olmalı. Olamaz. Sanırım bir tane daha deneyeceğim. İkinci round. Hadi gir bakalım. Şu ana kadar iyi gitti. Alo. Çok iyiyim ben. Sen nasılsın? bu farklı bir şey oldu. Bye. Pekala, bisküvi zamanı. Of ya. Belki bunu ağzıma nasıl sokacağım? Bu sefer işe yarasa iyi olur. Hadi dur artık şu çatalda. İşte oluyor. Claire, her neyse ben işime bakayım. İşte. Olamaz. Ne yanlış yapıyorum ya? Başardım. Bir dakika. Bisküviler burada yumuşamış. Yani bu şey çikolata süte dönüşmüş. Harika bir şey oldu bu. Yoğun kremalı. Geriye yapacak tek bir şey kaldı. Dökme sakın. Ben de buna katılmak istiyorum. Bekle. O kadar hızlı içme. Benim değerli bisküvilerim. Ne acıklı. Çok güzeldi. Sıradaki tur hazırız arkadaşlar. Bir kase spagettiden daha güzel bir şey olamaz. Üstelik üstünde peynir de var. Yaşasın. Hadi o zaman gömelim şunu. Hadi bakalım. Her bir makarnayı sırayla yiyeceğim. Çok güzel. Şimdi sıra şapırdatmakta. Ve neredeyse hepsini yuttum. Ve yedim işte. Nefiste. Sıradaki lütfen. Bu seferki biraz zor oluyor. Aman tanrım, gerçekten tek tek mi yiyorsun? Aynen öyle. Ve bu seferki gerçekten harika. Vay canına. Hadi bakalım. Eyvah. Of, olamaz. Hadi ama. Olmadı. Biraz eğlenmeye ne dersin çatal efendi? Biz zorlu işler için doğmuşuz zaten.
Bütün gereken tek bir güzel lokma. Vay canına. Hadi o zaman. Ama ağzıma bir türlü sığmıyor. Dur bir dakika. Sana yardımcı olayım. Yağmur mu yağıyor? Lanet olsun size bulutlar. Adamın üstü başı sas oldu. 1, 2, 3. Okey, sorun yok. Kızarmış tavuk mu? Görüşe bakılırsa büyük ödülü kazandım. Üstelik hala harika ve sıcak. Çok güzel olacak işte olay bu. Ben kanatla başlıyorum. Bir dakika dur. Ne var? Aynı anda ısıralım, tamam mı? Ama önce kemiğimizi çıkarıyoruz. Havalı değil mi? Böleceğimiz daha kolay. Sanırım ben de yapabilirim. Tam buradan çekiyoruz ve... Pardon. Sandığımdan güçlüymüşsün. Bir parçayla daha dene. Böyle ağzına götür ve... Bum mu? Anladın mı? Anladım. Şöyle ağzıma alıyorum. Pek olmuyor gibi sanki. Derisi ayrıldı sadece. Yapamıyorum. İzle, dişlerini iyice geçir. İşte böyle. Tada! Oldu bitti işte. Peki, sanırım bunu yapabilirim. Güçlü ol. Böyle ağzımıza sokuyoruz ve... Çekiyoruz. Çık dedim sana. İşte oldu. Bir dakika. Ağzımda kemik kalmış. Yok artık. Bu bayağı tuhaftı. Sıra bende. Mümkün olduğunca çok tavuk atacağım ağzıma. Çok lezzetli. Neredeyse oluyor. Hadi Leo, hadi. Neredeyse tüm tabağı yedin. Çok acayip de. Eyvah. İşte geliyorlar. Amanın, bir sürü kemik çıkıyor. O ağzını nereye çevirdiğine dikkat et dostum. Hey, dikkatli ol. Ne çok kemik öyle. Üzgünüm. Ama en azından hepsini bitirdim değil mi? Tamam, benimkini açayım. Hayır, ben açayım. Hayır, ben. Bana hamburger çıktı. Güzel. Bunun hepsini şimdi yiyeceğim. Evet, çok lezzetli. Hepsini ağzıma takacağım. Amanın, kontrolden çıktın. Bitti. Müthişti. Ben de benimkini açayım. Yok artık. Büyüdükçe büyüyor. Ne? Bu çok saçma. Ne kadar yükseğe çıkabilir ki? Neyse ki burada bir merdiven var. Tepesine ulaştım. Bu dünyanın en büyük hamburgeri. Evet. 100 kat meydan okumasını seviyorum. Bu hayatta sevdiğim bütün hamburgerler ve patates kızartmaları. Şu köftelere bak. Hem de ekmeği susamlı. Ketçap unutmamak gerek. Bir dakika. Bu koku da ne? Soğandan nefret ederim. Salataları da istemiyorum. Bu da ne ya? Üstüme bir şeyler atmayı bırak. Bu ekstra malzemelerden çok fazla var. Niye başıma bu geliyor? İşte budur mükemmel hamburger. Sadece et, ketçap ve ekmek. Sen ne yapıyorsun ya? İğrenç. Sanırım asla temizlenemeyeceğim. Hadi birlikte açalım. Bir spa giriş bileti mi? Sadece benim için mi? İyiymiş. Bana da bir tanecik şeker çıktı. Neyse, ben spa'ya gidiyorum. Görüşürüz. Sarıları severim. Lastik gibi, biraz arabaya benzin o. Vırın, düdüdüt. Çekilin yoldan.
Hey, şu havalı şahlanmaya bak. Bir dakika, bu daha da iyi. Git artık araba, seninle işimiz bitti. Hadi bakalım, tahtına otur. Hey, uğurlu yaprağım. Bu şeker için harika bir yelpaze. Onu serin tutmalıyım. Ah, bu spa gününü kesinlikle hak ettim. Güzelce bir banyo yapalım. Ah evet, daha da fazla şeker gelsin. Hepsini isterim. Aa, kadehimi de doldurur musunuz lütfen? Teşekkürler, bu mükemmel. Ah, vay canına, bu şeker banyosu harika. Sanki rüyaların gerçek olması gibi. Burada bütün gün durabilirim. Şimdi de biraz şeker maskesi yapalım. Şeker peelingi de olur. Ah, artık şekeri yemeye geldi sıra. Hey! Ah, şekerim, geri gel. Ay, bayağı yukarı gitmiş. Daha sola git, sola. Ah, bu tarafa geliyor. Ah, mümkün değil, yakalayamıyorum. Pes mi ediyorsun yani? Ah, ben yakaladım. Yo, tek şekerimi de sen mi yedin? Bu hayatımın en kötü günü. Bilemem, benimki bayağı iyiydi. Ha, bu sefer ilk ben açıyorum. Oo, küçük bir waffle. Şuna bak, ne minik ve mükemmel. Bir dakika, bir şey daha lazım. Süs şekerleriyle hiçbir şey yanlış gidemez. Her çeşit süs şekerini kastediyorum tabii. Bak, yardımcı olması için küçük bir hunim de var. Böylece her karenin içini doldururum. İkinci sıraya marshmallowlar. Oh, canına çok zekice. Süs şekerlerine devam. Aslında bir şey daha lazım. Krem şanti. Bütün üstünü kaplayayım. Evet, krem şantinin fazlası diye bir şey yoktur. Değil mi? Sen de krem şantiyi seviyorsun değil mi? Krem şantiye bayılırım hem de çok. Ay, fazla kaçırmışım. Waffle'ı göremez oldum. Bu yaprak üfleme makinesi durumu düzeltir. Pekala, hadi bakalım krem şanti. Güzel, çok iyi işe yarıyor. Hayır, waffle'ım nereye gitti? Oh, daha tadına bile bakamamıştım. Tüh, fenaymış. Bakalım bende ne var? Boş bir tabak. Niye eğlenceli olanlar hiç bana gelmiyor? Hey, bir waffle. Daha fazla waffle geldikçe geliyorlar. Bir tane daha ve bir tane daha. Waffle'ları çevirme zamanı. Waffle'a herkes bayılır. Oo, şu devasa kuleye bak. Sanki bütün hayallerim gerçek oluyor gibi. Resmen bir waffle kulesi. Aa, harika görünüyorlar. Evet, ama biraz şurup lazım. Oo, şunun aşağıya akmasına bak. İşte waffle yanı budur. Hadi bakalım, başlıyorum. Of, keşke bir waffle'ım olsaydı. Oo, seninki bir kovada. Kova hazır, erişteyle dolu. Şu kuru eriştelere bak. Oo, hiç bu kadar fazlasını görmemiştim. Bayağı kıskanıyorsundur herhalde. Bir ısırık alma vakti. Bu hiç iyi değildi. Çünkü doğru şekilde yapmadın. Çeşitlendirmeyi unutmamalısın. Ve pişmesini istiyorsan üstüne sıcak su dökmelisin. İşte böyle bu erişteleri pişirir. Şimdi yemek çubuklarımı alayım. Tamam, şimdi anladım. Çeşnisini döküyorum. Çeşni çok çünkü bir kova dolusu erişte var. Şimdi de sıcak su ekliyorum. Bu bayağı büyük bir porsiyon olacak.
bütün erişteleri kaplamalı. Leziz görünüyor. Şimdi yemeğe hazırım. Neyse ki bende de var. Çok açım. İyi ki yiyeceğim çok. Şuna baksana. Hepsini ağzına tıkıyor. Ah, o kadar lezzetli ve doyurucu ki. Şu son lokmayı da alayım. Ah, bitti. Keşke biraz daha olsaydı. Hey, onda fazladan erişte var. Hadi bakalım. Fark etmeyecektir. Bu erişteyi de doyamıyorum. Ah, bu erişte de uzunmuş. Hey, o erişte benim, bırak. Hayır, ben hala açım. Yeter ama. Makasımı kullanacağım. İşte şimdi erişte yerimden uzak dur.